Efendim günaydınlar, hayırlı cumalar. Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz ekibi olarak Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu. Geldik karşınızdayız efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı haberler alacağımız günlerimiz önümüzde olsun artık. Efendim herkese günaydınlar diliyorum. Huzurunuz ve dualarınız daim, dualarınız da kabul olur inşallah diyorum. Hayırlı cumalar olsun hepimize. Günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı cumalar. Evet, huzur çok önemli. Hepimiz için, ülkemiz için, vatanımız için huzur çok önemli. Bizler yine görevimizi yapmak için karşınızdayız ve arkadaşlarımız çok güzel bir program, çok güzel bir içerik hazırladılar. Bizler de sunacağız ve yorumlayacağız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Günaydınlar efendim. İnşallah güzel haberler alacağımız, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum hepimize. Tekrar TUSAŞ'taki şehitlerimizi anarak yayınımızı açalım istiyoruz. Sizlerin de katılımlarınızı bekliyoruz tabii ki iletişim adreslerimize. Efendim bir WhatsApp iletişim hattımız var. 0552 770 06 23. Bu numarayı kaydederseniz, aramak yerine mesaj atarsanız eğer, ekip arkadaşlarımız çok daha sağlıklı bir şekilde sizlere geri döneceklerdir. Instagram adresimiz söylemezsem olmaz official. Günün fotoğrafının altında burada konuşacağımız günün akışı ile ilgili konularda sizlerin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Bizlere eşlik ediniz. Ben programa başlamadan önce dünkü programımızla alakalı bir yanlışı, bir hatayı düzeltmek istiyorum. Dün aslında tabii hepimiz adına çok ağır bir gündü. Ve konuyla alakalı da çok dikkatimizi veremediğimiz bir yanlış yapmışız. Tekin Temel vefat etti biliyorsunuz ki. Ama biz dün yayınımızda Temel Tekin olarak lanse etmişiz kendisini. Buradan hem ailesinden hem de sevenlerinden özürlerimizi diliyoruz. Sürçülisan etmişiz efendim, affola. Peki Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısıyla yayınımızı açacağız. Hayatını kaybeden 5 vatan evladı son yolculuğuna uğurlandı. Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 vatan evladı son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye şehitlerini ağladı. Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel, bakanlar ve siyasiler katıldı. Hasan'ımı göreyim yavrum. Bir tokat yemedin yavrum benden sen. Bir tokat yemediniz benden ikiniz de. 36 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, Gökbey Helikopter Projesi'nde baş mühendis olarak çalışıyordu. Eşinin evlilik yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almak için gittiği nizamiyede hainlerin hedefi oldu. 3 yıl önce annesini kaybeden Ekici'nin 3 yaşındaki kızı kanser tedavisi görüyordu. Gelin mi bir 15 dakika yaşamak lazımdı. Yani en azından gelinin bir asili yoktu. Gelin demeyi utanıyorum, kızımdı benim onunla. Şehit düşen Atakan Şahin Erdoğan'ın küçük kızının bugün doğum günü olması yürekleri yakan bir diğer detay oldu. Teröristler PKK'lı çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren canilerden erkek teröristin Ali Örek, kadın teröristin de yine PKK'lı Mine Sevcin Alçiçek olduğu öğrenildi. Kadın teröristin bir dönem HDP'nin Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanlığı yaptığı ve 2015 yılında partinin kongre çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı. Ne dedin herhalde? Normalde bitmiştir ya şu görüntüden sonra. Havalimanlarında turuncu alarm. TUSAŞ'a düzenlenen saldırı sonrası yurt genelinde hava meydanı dışında bir olay meydana geldiğinde ya da terör veya sabotaj eylemlerinin yakın zamanda meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair bir istihbarat alındığında uygulanan bir güvenlik tedbiri olarak bilinen turuncu alarm verildi. Evet efendim, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim şehitlerimizin yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Didem. Şimdi TUSAŞ mühendislerinin konuşmaları ortaya çıktı. Dün konuştuk olayın detaylarını, ancak sonrasında da
Onların açıklamaları da sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Diyor ki TUSAŞ mühendisimiz, bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeye göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Bizler onlar için buradayız diyorlar. Hainlere inat, daha fazla çalışmayı, daha fazla üretmeyi sağlayacağız diyor. Yine bir başka mühendisimiz sesini yükselterek gururla ve milliyetçi duygularıyla. Bu da gerçekten inanılmaz bir görüntüydü ve çok fazla dünün konuşulan görüntülerinden bir tanesiydi. Ve Zahide mühendisimiz var. Yıl dönümü çiçeğini almak için gittiği sırada ölüyor, şehit oluyor. Ve onun bir hikayesi vardı. Herkes o hikayenin çok etkisinde kaldı. O kadar da güzel bir kadın ki, o kadar güzel bir kız ki, inanın ben şu an konuşurken bile tüylerim diken diken, yutkunmakta zorlanarak anlatıyorum. Düşünün ailesinin yaşadığı acıları şu anda. Tekrar TUSAŞ'ta şehit olan canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Zahide İkici'nin bütün şehitlerin hikayesi tabii ki dramları tüylerimizi diken diken ediyor ama Zahide Ekici'nin dramı hakikaten bir film senaryosu olsa böylesi olur mu yahu der insan. Evlilik yıl dönümüne denk gelen o gün eşi çiçek yolluyor ve o da çiğ almaya indiğinde teröristlerin ateşiyle vefat ediyor. Ben onun sevgili eşine seslenmek istiyorum. Değerli kardeşim, sakın ola ki, sakın ola ki karıma çiçek gönderdim. Evlilik yıl dönümümüzdü. Onu kutlamak için çiçek gönderdim ama o çiçeği almaya indiğinde benim yüzümden vefat etti diye düşünme. Sakın ola ki. Allah sevgili eşine şehadet nasip etmiş. Kimse buna engel olamazdı. Kimse bunu durduramazdı. Kimse kadere karşı gelemezdi. Şöyle düşün ben daha doğru. Eşinin şehadetinin, eşinin hayatta olduğu, nefes aldığı son anlarında senin onu ne kadar çok sevdiğini görmüş olması, hissetmiş olması, algılamış olması, senin ona seni seviyorum diye o notunla o çiçeği göndermiş olman, ona son kez seni sevdiğini, onu sevdiğini söylemiş olman, böyle düşün, kendini teselli et, olur mu? Hainler, siz ise çiçek veren elin bahçesini soldurdunuz. Allah sizi bir kuru dala muhtaç etsin. Amin. 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 Hakikaten ne tadımız kaldı, ne tuzumuz kaldı. Neşemiz gitti açıkçası. Ben hayatım boyunca anne ve babanın, bir anne ve babanın ahı ve gözyaşlarının bu dünyada kaldığını görmedim. Bunca dökülen gözyaşı, annelerin, babaların, eşlerin gözyaşısı eminim ki en ağır şekilde bu dünyada bedelini ödeyip öyle öbür dünyaya gideceklerine inananlardanım. Şimdi bu saldırının ardından hepimizin etrafı da aslında son derece dikkatli ve duyarlı olma zamanı olduğunu düşünüyorum. Bizi rahatsız eden, toplumu rahatsız eden bir şüpheli paket, bir şüpheli tavır karşısında biz bireyler olarak tedbirimizi ve önlemimizi almamız lazım. Yani sadece her şey güvenlik güçlerinden de beklememek gerekiyor Bilal Beyciğim, Didemciğim. Yani evet, herkes etrafına karşı son derece duyarlı, dikkatli ve özenli olma zamanı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bir de birbirimize siyaset yapmadan kardeşçe sarılma zamanı sevgili izleyenler. Hepimiz birbirimize sarılacağız, yaralarımızı saracağız. Tabii ki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim hepimizin seveni, hepimizin de başı sağ olsun diliyorum. Evet, yani ellerindeki bombalarla, çokça bombayla, el bombasıyla, sırtlarındaki, çantalarındaki bombalarla oraya girmelerindeki asıl amaç üretim yerine ulaşıp, daha evvelden krokisini çıkarmışlar, planlamışlar. Üretim yerine ulaşıp SİHA'ları, İHA'ları, o üretim platformundaki uçakları bombalayıp oradaki üretimde çalışan mühendisleri, işin başındaki teknisyenleri öldürmekmiş. Ancak işte Allah şaşırtıyor ve 50 metre
sağda ya da solda idare tarafına yöneliyorlar ve üretime ulaşamıyorlar. Allah şaşırtmış. Ben diyorum ki Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya. Onlar ülke. Türkiye'm, sen vatansın. Dolayısıyla alçaklara, hainlere fırsat vermeden, onlardan hiç korkmadan seni sonuna kadar korumak ve seni yüceltmek her Türk'ün görevidir ve her Türk'ün borcudur. Güzel vatanım, seni ele geçirmeye çabalayan emperyalistlerin tüm hain çabalarına rağmen dünya var oldukça sen de milletinle var olacaksın. Kesinlikle. Tek toprak, tek bayrak, tek vatan. Hepimiz bayrağımızın altında birlik olma zamanı. Aynen. Hepimizin birlik olma zamanı ve duyarlı ve dört gözümüzü açma zamanı, bakın. Yani çok hassas günlerden geçiyoruz Türkiye olarak. Ama biz yıllardır zaten bu oyunların içinde bir çukura çekilmeye çalışılmadık mı? Hep öyle oldu. Ama ne oldu? Yapamazsınız. Çünkü Türklük, Türk kanı başkadır ya, başkadır. Ya evet. Yapamazsınız. İstiklal Marşımızı okurken gözleri dolan, ağlayan bir milletiz. Başımız sağ olsun. Peki efendim, tabii terör saldırısında ülkemiz ayağa kalktı. Bu konuyla ilgili de herkes tepkisini kusarken ünlüler de ses yükseltti. Şimdi ünlülerin vermiş olduğu tepkileri izliyoruz. Cem Davran'ın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Ya şu toplum güzel günler hak ediyor ya. Oktay Kaynarca'nın sahnedeki çıkışı olay oldu. Ama neşenizi bozmayın. Bunların hepsi geçecek. Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek dimdik ayakta duracak, merak etmeyin. Türkiye Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını konuşuyor. Son günlerde peş peşe gelen kötü haberler toplumu derinden sarsıyor. Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Nari'nin ailesi tarafından canice katledilmesinin ardından İstanbul'daki 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki genç kızımızı vahşice öldürmesi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Yeni Doğan Çetesi ve son olarak hainlerin kanlı saldırısı. Türkiye ateş çemberinden geçerken ünlü isimlerden de gündemle ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor. Dün bir ödül töreninde konuşan Oktay Kaynarca toplumu sükunete davet etti. Kötü bir geceye tanık olduk aslında. Ama neşenizi bozmayın. Bunların hepsi geçecek. Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek dimdik ayakta duracak, merak etmeyin. Katarsis programıyla tanınan uzman psikolog Gökhan Çınar artık lanetlemek yetmiyor dedi. Zaten acı o kadar acının üstüne biniyor ki işte çocuklarla ilgili dert edip ses çıkartırken, kadınlarla ilgili bağırmaya başlarken buluyoruz kendimizi. Bir dur diyoruz hayvan katliamına diğer taraftan. Sonra bebeklerle ilgili bir şey çıkıyor hayatımızda karşımıza. Sonra terör. Ama artık bildiğim şey lanetlemenin yetmediği. Başımız sağ olsun. Elbette milyonlarca defa lanet olsun. Aynı gecede konuşan şarkıcı Kerem Cem, neşeli şarkılar yapmayı özledik dedi. Acımız var. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz de neşeli şarkı yapmayı özledik. Ama bir şekilde ayakta duracağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacak. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağası, Diren Polatoğulları terörü lanetledi. Üzücü bu, bitsin artık bunlar. Dediğim gibi yani güzel bir güne uyanalım. Uyandığımızda duyduğumuz şeyler bizi kahrediyor. Yani ne diyeyim, hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Çok, ya dünya da çok zor durumda şu an. Oyuncu Damla Sönmez, bedenimiz burada ama ruhumuz hayatını kaybedenlerle diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Çok üzgünüm, çok kalbim kırık. Türkiye Cumhuriyeti bunları hak etmiyor. Buna sebep olan, dahil olan herkesi ve terörü lanetliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet ve yakınlara da sabır diliyorum. Saldırı gecesinin ardından dün gecede ünlü isimler Kafa Dergisi'nin 10. yıl etkinliklerinde bir araya geldi. Geceye sevgilisi Azal Subaşı ve yakın arkadaşı Çağrı Telkıvıran'la katılan Oğuzhan Koç röportaj vermeden tören salonundan ayrıldı. Ama bu röportaj olmak zorunda. Artık gitmemiz lazım.
Vallahi Dizem çok Hanım, geç kaldım. Dizem Hanım sizi bu sefer çekiyordu. Gecede eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la pişti olan Defne Samyeli de muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin mikrofon uzattığı oyuncu Cem Davran, güzel günleri hak ediyoruz diyerek gündemle ilgili görüşlerini ifade etti. Hani yitirdiklerimize, yakınlarına, bütün ülkeye başsağlığı diliyorum. Ve hepimizin başsağlığı olsun. Yani sonuçta bir komşumuzun, bir arkadaşımız, dostumuzun çocuğu vefat ediyor, şehit oluyor öyle şeylerde. İnşallah, ya özet bir şey söyleyeyim. Ya şu toplum güzel günleri hak ediyor ya. Sizce hak etmiyor mu yani? Bence hak ediyor. Yeter hakikaten yani. İnşallah. Olumlu bakalım. Hemen şöyle yorumlar gelecek ünlülerimizle ilgili. İşte giymişsiniz, süslenmişsiniz, işte davetlere katılmışsınız. Ondan sonra da terörü lanetliyorsunuz. Hiç samimi gelmiyorsunuz gibi. Ama gerçekten hayat devam ediyor dediğimiz noktada sizler nasıl kendi mesleklerinize devam ediyorsanız onlar da kendi olmalı gerektiği ortamlarda, bulunmaları gerektiği yerlerde olmak zorundalar. Bunu böyle karşılarsanız kutuplaşmayız. Ya bu işin ünlüsü ünsüzü yok aslında. Yani hepimiz terörü lanetliyoruz. Bu bir gerçek. Bu dünyanın gerçeği. Hele bizim yıllardır mücadelemiz olan bir gerçek. Vakit birlik beraberlik vakti. Vakit sükunetle akılcı kararlar vermenin vakti. Düşmanın istediği kaos ortamını, ayrıştırıcı ortamı yaratmamamız gerekiyor. Akılcı çözümlerle, sükunetle, el ele, omuz omuza olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Didemciğim, bakın şöyle bir hayatın içerisine. Zalim olan, hırslarından çevresine zarar verenlerin sonlarını bir görün, bir hayal edin. Ne olmuştur? Bakın sonuçta hepsi en acı şekilde ölmüştür. Değil mi? Evet. Yani öleceğiz ya. Eninde sonunda öleceğiz. Peygamberlere kalmamış bu dünya, sana bana mı kalacak? Yani ama hesap vereceksiniz. Bunu yapanlar en büyük, en ağır şekilde hesap vereceksiniz ve hesabınız görülecek. Bunu unutmayın. Yani düşünsene ya, yediremiyorum kendime. Sabah evden öpe koklaya uğurladığın evladın, uğurladığın eşin, ne bileyim kardeşin, neyse uğurluyorsun ve akşamını bir daha onları göremiyorsun. Bunların bedeli, bunların bedelini ödeyeceksiniz. Ama tabii şunu da söylememiz lazım. Lütfen ve lütfen bir daha görme şansımız bazen sevdiklerimize olmayabiliyor. O yüzden ben her zaman için hoşgörülü olmaktan yanayım. Çevrenizdeki insanlara karşı, herkese karşı daha yumuşak başlı olma zamanı, daha senin dediğin gibi sükunetle bu işi çözme zamanı. Evet. Yani Oktay Kaynarca'yı tebrik ediyorum. Çok güzel konuştu. Kısa evet. Ama öz konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta kalacak. Merak etmeyin dedi. Şimdi bunlar bitsin, bunlar geçsin. Tabii ki terör bitsin. Tabii ki terör olmasın. Tabii ki herkes için hayat her zaman güllük gülistanlık olsun. Ama maalesef bizim için olamıyor. Çünkü Türkiye bütün dünyayı cezbediyor. Haritada bile bakın yahu, dünya yer küresini gözünüzün önüne getirin. Dünyanın tam merkezinde Türkiye. Evet. Etrafı denizlerle, Akdeniz'le, Ege'yle, Karadeniz'de, etrafımızda balıklar yüzüyor. Allah bu topraklara her şeyi vermiş. Evet. Dört mevsim yaşanıyor Türkiye'de her an. Türkiye'nin üzerinde. Bu kadar güzel, mümbit bir ülkeyiz. Onun için insanlar şey yapmasın yani, bütün ülkelerin gözü burada, emperyalistlerin özellikle, bir yandan Amerika, bir yandan öbür taraftan başka bir ülke, bir yandan İngiltere, bir yandan Fransa. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece hiç kimse bize bir zarar veremez. Evet, şehit veriyoruz, amenna. Amenna. Hepimiz Kur'an'a ve Allah'a inanıyoruz ve her şeyin ondan geldiğine inanıyoruz. Onun için başsağlığı diliyoruz. Tabii ki ailelere, şehitlerimize dua ediyoruz ama kendimizi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece evlatlarımızla, ailelerimizle huzur içinde yaşamaya devam ederiz. Ayrıca bizi bölmelerine izin vermememiz lazım. Ayrıca da bir tane erkek evladım, bir kız evladım var ve kendim olmak üzere bu vatan için ölmeye de hazırız yani. Bu kadar. O kadar. Hepimiz. O kadar. Vereceğimiz bir can. Bir candır yani. Ben burada
Ben burada hak edeni hak ettiği şekilde konuşuyorum. Amerika'da büyük devlet mi var? Türkiye'nin bugüne kadar başına gelen bütün kötülükleri yapan Amerika'dır. Ve onun çocuğu İsrail'dir. Evet, evet, bunu söylüyorum. FETÖ'ye de söylüyorum. Ama sonuçta bir canım var yahu verecek. Vatanım için vereyim vereceğiz, ya. Bir gazeteci olarak bunları söylediğim için öldürsünler beni ya. Yani böyle düşünüyorum ben. Herkesin de ailesine sarılıp bu vatan için ne gerekiyorsa yapması gerekir diye düşünüyorum. Birlik beraberlik, birlik beraberlik içinde olmak gerekir. Evet. Burada tabii ki ülkemizin gündemi günlerden beri çok yoğun olmasından dolayı biz de kendi başlığımız altında programlarımızı bir kenara bırakıp, magazin yapmayı bir kenara bırakıp sizlerin de hassasiyetiyle, kendi hassasiyetimizle tabii ki ülke gündemine yer veriyoruz efendim. Ama günün sonunda bir magazin programı yapıyoruz. Biz de günümüze, normal hayatımıza devam etmek durumundayız. Şimdi söylemezsem olmazın bir klasikleşen magazin turu var. Bakalım kim nerede, kiminle neler yapıyormuş görelim, devam edelim. Evet. Olay yaratacak açıklamalar, yeni aşk iddiaları, görülen davalarda yeni gelişmeler, hepsi ve daha fazlası söylemezsem olmazın hazırladığı magazin turunda. Ece Seçkin'in sahne öncesinde gözleri doldu. Geçtiğimiz aylarda 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden şarkıcı Ece Seçkin, son dönemde yaşanılan kan donduran olaylarla ilgili konuşma yaparken gözleri doldu. Her gün daha kötüsü olamaz dediğimiz her şeyle evet karşılaşıyoruz. Ama sanıyorum ki gerçekten bunun daha kötüsü olamaz. 8 Yıldız yeni imajıyla parladı. Şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı. Başarılı şarkıcı kızıl saçları ve uzun lacivert elbisesiyle göz kamaştırdı. Dikkat çeken sahne tarzı. İstanbul'da sevenleriyle buluşan Hande Yener tercih ettiği sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı "Aşk hazırım gel" dedi. Şarkıcı Betül Demir geçtiğimiz gün vermiş olduğu röportajda hem ceketine taktığı yaka iğneleriyle hem de sözleriyle aşka çağrı yaptı. İstiyorum deyince gelecek bir şey değil. Yani sen hazırsan o sana gelecek bir şey. Ben hazırım artık, tamam. Tabii canım, büyük hazırım bak. Hazırlıklar büyük yapıldı yani. Evrenin artık gözüne sokuyorum. Gel diye. O vicdanlı bir insan olsun isterim. Onun dışında tabii ki eğitim benim için çok önemli. Bir de işte gusto çok önemli. Yani. Kalbinin başı dertten kurtulmuyor. Daha önce yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Kalben, arkadaşı Pamela'nın sevgilisinden sürekli şiddet görmesi sebebiyle birlikte suç duyurusunda bulunmuştu. Kalben mahkemeye tanık olarak çağrıldı. Ancak konseri nedeniyle katılamayacağını bildirince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Sonra bir araya geldiler. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakterini canlandıran Meryem Üzerli ile Sümbül Ağa rolüne hayat veren Selim Bayraktar seneler sonra Fransa'nın Kan şehrinde bir araya geldi. Halit Ergenç'in partneri belli oldu. Bu sezon ekranlara gelmesi beklenen Kral Kaybederse isimli dizide Halit Ergenç'in partneri Merve Dizdar oldu. Model yarışmasını kim kazandı? Sunuculuğunu Metehan Cemil ve Özge Ulusoy'un üstlendiği The Elite Model of Turkey finalinde kadınlarda Defne Dernek, erkeklerde Buğra Türker birinci oldu. Başarılı sunuculuğundan sonra yıldız manken Özge Ulusoy bu sefer karşımıza podyumda çıkıyor. Çocuklar için sahne aldılar. Banu Noya'nın organize ettiği Vilma Eles, Özge Ulusoy, Demet Şener'in podyumda boy gösterdiği, sunuculuğunu Pınar Altuğ'un üstlendiği Moda Günleri defilesinde elde edilecek gelir Çocuk Eğitim Derneği'ne bağışlanacak. Çocuklarla ilgili yapılan her işin içinde olmaktan ayrıca keyif alıyorum. Bu akşam da Çocuk Eğitim Derneği için sahnede olacağım. Arkadaşlarım da podyumda yürüyecekler ve o kazanılan paralarda, bilet paraları da bağış olarak çocuklara gidecek. Lara Sayılgan, iki eseriyle katılıyor. Fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda Sınırlar ve Kuşlar isimli iki eseriyle katılacak. Romanya'da büyük buluşma. Oyuncu Orhan Aydın ile döner ustası Serkan Mutlu Romanya'da bir araya geldi.
Şimdi ben Romanya'dayım, Köstence'deyim şu anda. Bakın yanımda kim var? Aha, Orhan abim var. Ben onlara burada bir antrenman yaptıracağım, torunlarını anlatacaklar. Serkan hayırdır, burada ne işin var oğlum Köstence'de, Romanya'da? Ne abi, biz gezemez miyiz, dönerciyiz diye yani. He? Vardır senin bir projen yine var. Vardır. Sultan kızının doğum gününü kutladı. Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeli Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından "Yağmur'umun yeni yaşında yeni bir resim. Hayatımın en değerli varlığı kızım. Yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorum." ifadeleriyle kutladı. Akın'dan sevindiren haber. Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası Filiz Akın taburcu olup evine geri döndü. Sosyal medya hesabından herkese merhaba paylaşımıyla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Dolandırıcılık davasında yeni gelişme. Fenomen çift Kıvanç Beriltalu'nun Ponzi sistemiyle yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapmasına ilişkin görülen davada bir mağdurun dilekçesinde Beriltalu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye Fahriye isimli kişilerin hesabına 547 bin lira gönderdim. Beyanından sonra çiftin Hayriye ve Fahriye gibi sahte isimler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Kısa boylu çiftin yardım talebi. Boyları kısa olduğu için iş ve ev bulmakta zorluk yaşadığını dile getiren İrem ve Barış çiftine başarılı iş insanı ve Galatasaray Kulübü kongre üyesi Dinçer Azapan yardım elini uzattı. Nasıl gidiyor Barış? Kötü abi. Neden? İşsizlikten dolayı boyun kısa olduğu için bana kimse iş vermiyor. Boyun abi. Kısa olduğu için mi yaptın? Evet abi. İrem? Benim de aynı abi. Yani boy kısa olduğu için iş veren yok. Boyunuz kısa diye ne iş ne de ev bulabildiniz. Evet. Trabzon'da yaşıyorsunuz. Evet. Söylemezsem Olmaz programının sıkı takipçisi olan çift hayallerini Dinçer Azapa'nın girişimleriyle gerçekleştirdi. Hem evlendiler hem de evleri oldu. Ancak gelirleri olmayan çift yardım bekliyor. Trabzonlu iş insanları ve iş olanağı sağlayabilecek vatandaşlar WhatsApp ihbar hattımıza yazarak ulaşabilirler. Aşk haberlerine yalanlama. Kızılcık Şerbeti dizisiyle önemli bir çıkış yapan Müjde Uzman, Birant Tuncan'ın evinde fotoğraf paylaşınca aşk söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü. Müjde Uzman, kediden aşk çıkarmayı bırakın, benim 1000 senelik arkadaşım ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in son birkaç günü. Oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından son birkaç günüm notuyla bir dizi fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Dostlarına veda ettiler. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ aileye katılalı bir ay olan genç adındaki köpeğiyle fotoğraflarını paylaştı. Eşi Başak Dizer bu paylaşıma "Elveda benim güzel oğlum, gencom, seni çok sevdik, senden çok şey öğrendik, çok şey paylaştık. Kalbimizin bir köşesi boş artık, melek olarak geldin, melek olarak gittin. Bir ay oldu ama dün gibi hala varlığını, seni hiç unutmayacağım" yorumunu yazdı. Kıvılcım Ural'dan samimi açıklamalar. 2018 senesinde Kaan Tangöze ile Dünya Evi'ne giren Kıvılcım Ural, eşi röportaj yapmak istemeyince kendisi sorulan soruları yanıtladı. Şimdi uzun zamandan beri kaydettiğim bir albümüm vardı. O çıkacak işte Kasım ayında. Onunla ilgili lansman daveti vesaire. Sakin ve çok böyle kendi halinde. Ondan yani sever, sosyaldir ama birazcık çekiniyor. Klip çekiminde oyuncu baygınlık geçirdi. Cengiz İmren'in geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu Cennet Çiçeğim şarkısının klip çekiminde oynayan Özbek oyuncu Aziza Yakubova vinç sahnelerinin çekildiği sırada baygınlık geçirdi. Aşk bilmecesi. Nilperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi'den ayrılığı sonrası kademeli ayrılık tanımıyla çok konuşulmuştu. Emre Yusufi eski sevgilisinin bu açıklamasına "gereken söylendi, konuşmak istemiyorum" açıklamasını yapmakla yetindi. Biz de onunla ilgili konuştuk, bize de çok güzel anlattı. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri etkinliğine yoğun ilgi. Şarkıcı ve Söylemezsem Olmaz programının başarılı yorumcusu Pınar Eliç'e Bakırköy'deki Altın ve Mücevher Fırsat Günleri etkinliğine katıldı. George Akdoğan'ın sıcak karşılaması ve misafirperverliğiyle fırsat reyonlarını gelin birlikte gezelim. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun George, nasılsın? Teşekkür ederim, süper. İyiyim,
Her şey yolunda. Ayağınıza sağlık. Geldik. Güzel pırlantaları çok görmek. Teşekkür. Fırsat günleri 28. defa yapıyoruz. Bu da demek ki doğru yolda olduğumuzu, doğru mücevheri doğru kişilerle buluşturduğumuzu gösteriyor. Altın ne sattıysak muhakkak surette veyahut da pırlanta muhakkak surette hem kullanıcı nihai tüketici güzel günlerde kullandı hem de artıya geçti. Bu bizim için de gurur verici. Pırlanta iyi bir yatırım. Altına göre maalesef çok geride kaldı. Dolayısıyla biz de bunu fırsata çevirmek için üzerindeki çok yoğun olan işçiliğinden %30, karlılığından da %20 bizim kendi karlılığından feragat edip nihai tüketiciyle sizlerle buluşuyoruz. Dolayısıyla o yüzden fırsat ürünlerini fırsat günlerine çevirdik ve sizlerle buluşuyoruz. Evleneceklere müjde! 60.000 TL olan bu ürünümüzü gelen 30.000 TL buldurduk. 50. yıla özel %50 ile işçiliğinden %50 fedakarlık edip burada tüm gelen misafirlerimize sınırsız sayıda vereceğiz. Aman aman. Göz kamaştıran mücevherlere göz atarken Pınar Eliç'e takıları denemeye başlıyor. Özellikle şu bebek çok hoşuma gitti. Şu bebekler, şunlar çok güzel. Altın ve mücevherde Pınar Eliç'e indirimi. İsmiyle gelen özel müşterimize, misafirimize size özel. %10'da benden. Aldık %10'u. Vallahi muhteşem. Şimdi Mahsun Kırmızıgül'de tabii Ankara'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle Ankara'daki konserini iptal etmiş. Evet. Yapılması gereken ne varsa tüm ünlülerde kendi üzerine düşen ne görev varsa gerçekten yerine getiriyorlar. Buradan biz de Mahsun Kırmızıgül'e tebriklerimizi gönderelim. Ya birçok sold out olan programlar iptal oldu. Yani aslında biletleri tükenen, satılmış. Evet, satılmış biletleri satılmış olan birçok konserler iptal oldu. Ya şimdi tabii ki eğlence insanın moralli olduğu zaman yapmak istediği bir şey. Ya biz kendi içimizde bile eğlenemiyorken şimdi kalkıp bu tür hassasiyette de bulunmaları sanatçılarımızın da çok güzel bir şey. Yani onu da tebrik ediyoruz. Mahsun Kırmızıgül hep böyledir ama. Bir dram yaşadığımız zaman ülkece, ulusça hemen hassasiyetini her zaman ortaya koymuştur. Yani paylaşımlarıyla, yaptıklarıyla hep böyledir. Çok doğru bir hareket. Bu konuda, bu kadar önemli bir konuda duyarsız kalmak mümkün çok mü? Doğru. Mahsun da zaten çok bu konularda hassas bir sanatçı. Ki zaten birçok mekan, hatta neredeyse tamamı dün zaten hiç sahne yapmadı. Eğlence mekanları olsun, şarkı türkü söylenen, sahne alınan yerler olsun, konserler olsun zaten iptaldi. Olması gereken de buydu. Etkinliğini şehitlerimiz iptal varken. Etmeyen de oldu ama. Oldu devam edenler oldu. Devam edenler de oldu ama. Evet. Yani şimdi tabii ki onlar yani oldu. Mecbur kalanlar da yapmak durumunda. Yani hayatta bir şekilde doğal akışında devam ediyor. Evet. Kesinlikle devam etmeli zaten. Hani bizi o konuda etkilemeyecekler ama hani bir yas süreci vardır ya, bir saygı vardır. O saygıyı da görmek isteriz açıkçası. Kesinlikle. Evet. Peki Mert Yazıcıoğlu diyeceğiz. Mert Yazıcıoğlu biliyorsunuz Kızıl Goncalar'da Cüneyt karakteriyle damgasını vurdu. Çok sevilen bir karakter oldu. Kendi karakterini övmüş Mert Yazıcıoğlu. Ve demiş ki bana şükrü ve sabırı öğretti Cüneyt demiş. Bir karaktere bürünüyorsunuz ve ondan bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. Tabii bir oyuncu için bu söylem güzel ama işte işinin de şeyi bu. Yani uzun da süren bir çalışma olunca karakterden etkilenmemek mümkün değil. Ve onun öğretisi karakterin etrafında, karakterle ilgili çalışırken, kendini bilgilendirirken, araştırma yaparken insan hayatına yeni bir şeyler katabiliyor. Ben çok beğeniyorum bu gencin oyunculuğunu ve şunu da takdir ettim. Yani çok Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu ile ilgili haberlerle sık sık gündeme geliyordu. Kendisi de bu haberlere katılıyordu, malzeme veriyordu filan. Ama oyunculuğunu ön plana, çünkü oyuncu mesleği bu. İşini ön plana çıkarması, işiyle konuşulmayı tercih etmesini takdir ettim ve beğeniyorum da yaptığı işi. Aferin. Bu yolda devam etsin. Yani yeni bir yıldız adayı. Evet. Güzel ya oynuyor. Ben şimdi açıkçası Kızıl Goncalar'ı çok takip edip izlemediğim için bu konuda çok fazla hani yani oyuncunun o karakteri, oyun karakteriyle ilgili bir yorum yapamayacağım ama
Evet. İnşallah hep iyilikler üzerine etkileşimimiz olsun. Evet. Yani eğer ki iyi anlamda etkilemişse ne mutlu. Evet. Yani Özcan Deniz'den sonra herhalde oyunculuğu en çok konuşulan ve beğenilen dizide Mert Yazıcıoğlu olsa gerek. Kesinlikle. Burada da üstünü ispat etti bence. Evet. Çok başarılı bir oyuncu, evet. Ama burada hakikaten Mert Mert oldu bu dizide. Benim de çok yakinen her bölüm izlediğim bir proje değil. Ama tabii işimiz gereği bakmak zorunda olduğumuz bir proje. Ama bence çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Çok. Evet, biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar dizisinin karşısına Mahsun Kırmızıgül'ün Güzel Aşklar Diyarı çıkmıştı. Hatta evet, eski arkadaş olan Özcan Deniz'le Mahsun Kırmızıgül karşılaştırması yapmıştık. Maalesef bu reyting yarışında Mahsun Kırmızıgül'ün Güzel Aşklar Diyarı final kararı aldı. Ve Kızıl Goncalar ne kadar güçlü bir yapım olduğunu aslında ispat etti. O pastadan pay alamadı yani. Ama keşke öyle karşı karşıya getirmeselermiş. Çünkü Mahsun'un da dizisi güzel bir diziydi. Ama i̇şte, maalesef çok güçlü bir yapımın karşısına çıkınca harcanıyorlar. Ziyan olabiliyor bazı projeler. O olmasa başkası gelecekti. Yani illa gelecekti. Senin kendi yapımın güzel, güçlü olması lazım. Demek ki yeterince insanlara geçmedi sevgili Mahsun'un dizisi. Mahsun'u da seviyoruz. Şimdi, yeniden bir şey yapar şimdi, Mahsun yani. Ama şimdi öbür yeniden tarafta kitlesi oluşmuş, oturmuş bir seyircisi geçen var. Sezondan yani gelen bir, tabii bir sezon var, önden bir avantajı var Bilal Bey'cim yani. Ona dayanabilirsin. Ya o zaman hiç başlamayalım. O zaman hiçbir dizi çekilmesin. Bir tane oturmuş dizi var. Aman hepimiz onu seyredelim. Bütün yapımcılar. Yok şey oyuncu gibi düşün. Mesela şey, şuradan örnek vereyim. Cuma günleri biliyorsunuz işte hem Kızılcık Şerbeti hem Yalı Çapkını kapışıyorlar. Onun yanına Çağatoğlu Soylu Gattar geldi. Direnemedi. Final yaptı gitti. Yalı Çapkın evet, abi en iyi takip eden sensin. Kızılcık Şerbeti öyle aldı yürüdü ki ne yaptılarsa oğlum, Yalı Çapkın'la o eski rating seviyesine çıkaramadılar gibi yani. Evet. Çok güçlü bir yapım olduğu zaman çakılıyor o güne ve ondan sonra karşısına hangi yapım çıksa da şimdi, asla seyircisini Kızıl kaybetmiyor. Kızıl Goncalar şu an merak edilen bir içeriğe sahip. Tarikatları anlatıyor daha hı-hı, ziyade. Yani hani merak uyandıran bir konusu var. Dolayısıyla daha akademik çok ilgi çekti. Bilgiler de veriyorlar. Tabii, yani Yalı ilginç Çapkın'a bir konu işleniyor orada. Diğerinde bir aşk hikayesi var Güzel Aşklar Diyarı'nda. Ki Meltem Cumbul vardı, yıllar sonra evet, döndü. Tabii Halit Ergenç vardı, hayır, çok evet, önemli kadrosu vardı. Evet ama evet, hikaye geçmedi. Yalı Çapkın da bu arada son bölümle yaklaştı Kızılcık Şerbeti'ne. Arada 1,5 totalde 1,5 reyting farkı kaldı. Son bölümde beni de hayrete düşürdü. Yaklaşık 2 reyting kaldı. Evet, yaklaşık 2 reyting aldı. Şey diyebilir yaptı miyiz Bilal abi? Mert Ramazan Demir'le Affe Saraçoğlu'nun Seyfer'i birbirine yaklaştırıyorlar evet, yavaş evet, yavaş. Aynen öyle. Bunun kıpırdanması diyebiliriz. Bunu görmek peki bu akşam öyle, dizi var mı istiyorlar zaten. Evet. Aynen peki öyle efendim. Şimdi yeni konumuz magazin turunun içerisinde Burcu Esmersoy'u gördük. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlamıştı. Bunu konuşurken de kocası Nazım Akmandil'le hiçbir şekilde görüntü vermiyor. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar dedik. Bu ara sıkça kocasından bahseden demeçler veriyor Burcu Esmersoy. Röportajlar veriyor özellikle. Özellikle adını geçiriyor Nazım Akmandil'in. Nasıl tanıştıklarından bahsetmiş bir açıklamasında. Bir uçakta tanışmışlar. Uçakta tanışmışlar. Eser almış kocası ona. Evinin de en güzel yerinde bu eser varmış. Çok kıymetliymiş. Burcu hiç evlenmeyi düşünmediği bir süreçte karar verdi. Yani çok çok mutlu, onu çok mutlu eden, gözünün içine bakan bir adamla karşılaşınca dedi ki, diyordu ki daha önceki röportajında. Evet. Yani evliliğe ancak o ruh uyumunu yakaladığım bir erkekle karşılaşırsam karar veririm yaparım artık bu saatten sonra öyle dedi. Çünkü öyle oluyor. Gerçekten 40'tan sonra bu radikal kararları vermek için ya çok aşık olman ya çok sevmen gerekiyor. Veya gerçekten sevilmen. Karşındakine çok inanman gerekiyor. Tabii. Ki hani teslim olup da tekrar o nikah masasına oturabil. Çok da güzel gelin damat olmuşlardı. Ama beyefendi iş insanı. Gözükmemek kendi tercihi. Gözükmek mecburiyetinde de değil. Burcu bu işte ön planda olan kişi. Dolayısıyla hani niye gözüktü, niye gözükmedi, niye her röportajda yanında değil yorumları yapılıyor ya. Evet. Hani bunu saçma buluyorum açıkçası. Olur mu, niye saçma buluyorsun? Eşler mecbur ben değiller. Ben saçma bulmuyorum. Neden? Hayır efendim. Ama yok ya. Şimdi benim işinin ağırlığı şöyle, var. Şöyle ağırlığı olsun. Bir eşinin doğum gününde de yanında olursun ama. Kız kıza yapılmış bir organizasyondu. Olur mu ya? Ya kız kıza eşiyle yapılmış ayrı yaptılar. Daha romantik bir kutlama yapıldı zaten eşiyle. Ya, onu paylaşmayı like uygun bile yapmadı ya. Like bile yapmadı kız kıza diyorsun. O paylaşımın adı doğum günü kutlama paylaşımı da yapmadı. Ya adam hayatını sanal dünyadan kazanıyor. Adam hayatını sanal dünyadan oyun
yazılımcısı adam ya. Mecbur sanal mu? Dünyada... Mecbur zaten tabii. 24 mecbur, saat. Kadını onur etmeye mecbursun. Oraya like atsana olur, atmasana sana olur yani. Daha ondan sonra, az seviyor oluyor. Hayır ya. Kadınını onayla edeceksin ya. Orada bir sorun vardı. Like atınca mı seviyor oluyor? Bir sorun vardı. Orada bir sorun vardı. O dönemde bir sorun yaşadıklarını... Yaşadıklarına inanıyorum ben. Vallahi ne yaşadıklarını da bilmiyorum. Bu son çok bir gazete röportajı vardı. Onu okumuştum. Bir işte ekranda bir işte yer alacak mısınız sorusunu artık ben yapımcı olarak ekranda yer almayı düşünüyorum. Öncesinde de ekranda bir işim vardı biliyorsunuz ama eşimle daha fazla vakit geçirebilmek adına o eşimden de ayrıldım cevabını vermiş. Ve işte iş ortaklarıyla birlikte bir dizi yurt dışına da satabileceği bir dizi projesinde ortak yapımcı ortağı olacağının bilgisini vermiş. Artık mutfağın arka tarafın eşiyle yani, daha çok vakit geçirebilmek için hani biz çok görmediğimizde kulislerde farklı şeylerin konuşulduğundan bahsetmiştik ama bu sıra ardı arkası kesilmeyen bir Nazım Akmandil kocasıyla ilgili Burcu Esmersoy'un konuştuğunu duyuyoruz. Yeter ki aranız iyi olsun, siz iyi olun tabii ki. Tabii canım, mutlu olsunlar. Bir konuya daha açıklık getirmiş, o da şimdi aklıma geldi. Çocuk sorusu sorulmuş Burcu Esmersoy'a. Burcu Esmersoy da bir kadın hastalığı geçirdiğim için çocuğum olmuyor. O yüzden de biz çocuk düşünmüyoruz açıklamasında bulunmuş eşiyle birlikte. Evet. Her evet. Çift çocuk sahibi olmak mecburiyetinde değil. Çiftler isterse çocuk sahibi olabilirler ya da sağlık sorunları gereği ya da değil. Onlar birbirini çok seven bir çift. Ben yakın çevresinde çok iyi tanıyorum. Burcu'yu da tanıyorum ve birbirini çok sevdiklerini de biliyorum. Zaten bakar mısınız bakışlarına adamın? Çok ya şey gönüller, anlatıyor yani. Gönüller bir olduktan sonra. Zaman zaten o evlilik, o ilişki yürür gider. Bakın yuvayı yapan dişi kuştur, evet. Yürüten erkektir. Evet, kesinlikle evet. Öyle. Ben ya yürüten erkektir olur mu? Beraber çok seviyor yürütecekler. Burcu. Niye öyle diyorsun? Öyle öyle. Hayır, erkeklere yüz veriyorsun. Şimdi zaten yani? Kadın... niye? Hayır ama... Şimdi bir, beraber hayat yine hayat, bu da müşterek oluyor. Yuvayı evet. Kadın yapıyor ama evet. Erkek de yürütmesi için çaba doğru. Sarf etmesi ya, lazım. Erkek de bitti mi o evlilik de o ilişki de bitiyor. Bitiyor. Ama erkek de bitmedi mi yine devam aynen, eder. Aynen kesinlikle. Bak erkek de bitmedi mi yine devam eder. Ya bu enerjiyi, bir erkek daha alalım ya. O enerjiyi ya, kategori... Ya niye ikiniz birden bana yükleniyorsunuz? Sadece erkekler... Sen sensin. Gelirim ben de. Nasıl? Üç kişi olarak geliriz. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Bence Bilal Beyciğim siz burada bir susun yani. Sustum. Sustum. Fakat şunu söyleyeyim. Söyle abi. Şunu söyleyeyim. Kocasıyla ilgili biliyorsunuz Berlin seyahati sırasında tanışıyorlar. Business koltuklarda ikisi de tesadüf yan yana. Ve Berlin'e indikleri zaman bir resim sergisine gidiyor Burcu Esmersoy orada. Bu adam cihaz da sonra kocası olacak insan da o resim sergisine geliyor. Tesadüf mü yoksa Allah uçakta Allah, pasaport kuyruğunda falan mı konuştular sohbet ettiler de. Oraya, o da oraya geliyor ve orada ikisi de sanata meraklı resme meraklı. Burcu Esmersoy'a Burcu'nun beğendiği bir tabloyu alıyor hediye ediyor daha ilk gün. O an işte. Evet yani. Söyledim adam, ya o adam kafaya koymuş. O kıymetli erkek. Tablo şu an evin en güzel köşesindeymiş. Kafaya koymuş bak nereden yakalıyor. Evet nereden yakalıyor adam onu da kafaya koymuş. Şimdi, yani. Hangi erkek etkilenmediği bir kadına böyle bir jest yapar yani. Efendim işte görüyorsunuz kısmetinizin nerede çıkacağı hiç belli olmaz. Ya. Uçaklarda işte business class. Ama seyahat ederken koca bulabilirsiniz. Ama o röportajda ben okumuştum. Ben dedi o kadar uykusuzdum ki o kadar berbat pespayı bir durumdaydım ki diyor. En hazırlıksız anında karşına diyor, çıkar. Ben diyor uyuyakalırım, uyuyakalırım ağzım burnum kayar diye kalktım. Üç koltukta arkaya oturdum sonradan diyor. Ya işte böyle o yüzden her zaman demeyin hazırlıklı olun. Allah mutluluklarını daim etsin. Amin. Peki amin. Bir dolandırıcılık davamız var. Biliyorsunuz bizde ülkede dolandırıcılık davaları çok var. Ama şey Polatlar değil onlar değil. Bu Talü çifti vardı ya şey hatırlatalım. Fahriye ile Hayriye'yi mi? Hayriye aynen. Ya Fahriye ile Hayriye hesabı olanlara para aktarıyorsunuz. Aktarılan para 547 bin lira. Yani şimdi dava görülüyor. Tabii davada mağdurlar da dilekçe verdikçe konuyla alakalı mağduriyetlerini bildirdikçe komedi çıkıyor ortaya nasıl dolandırdıklarıyla alakalı olarak. Bu hani fenomen çit var ya Kıvanç, Beril, Talu. Evet. Ponzi sistemiyle yaklaşık 150 milyonluk bir vurgun yapıp ondan sonra yurt dışına kaçmışlardı. Sonra yaka paça yakalandılar. Şimdi o dava görülüyor. Hayriye Fahriye Didem anlat. Bunlar bir de şey hep yakın çevresinden başlamışlar önce. Düşünün bir dost çevreniz var. Önce diyorsun hani güven veriyorsun bir kere hani. Bunlar karı koca hani biri fenomen diğeri reklam işinde falan hani entelektüel yaşıyorlar ya hani çok iyi şartlardalar falan. İnsan güveniyor aa diyor bak
kazandıran bir şey herhalde, ben de dahil olayım diyor. Sonra onun arkadaşı, onun arkadaşı, onun arkadaşı derken büyük vurgun yapılıyor, kaçılıyor. Ama nereye kadar kaçılıyor? Buraya kadar kaçılıyor. Yani sadece bir kişiden bile 547 bin alınmış. 547. Hesap sizde. Yani bu bir döner, kişiden bu. Döner şey gibi mi böyle hani? Döner sermaye. Sermaye gibi bir şey. Ponzi sistemi gibi düşün. Size kazandıracağız. Bu kadar ver. Buradan sonra ama bu kadar kazanacaksın. Ama yani insanlar artık buna niye itibar ederler ki? Hayriye ve Fahriye isimli hesaplara yani. Ben sana diyorum ki Pınar'cığım işte böyleyken böyle bir sistem var. Sen bana şu kadar para vereceksin, günün sonunda işte bunun iki katını üç katını ben sana geri ödeyeceğim diyorsun. Aa diyorsun, hemen atlıyorsun sen. Sonra ben sana diyorum ki kendi hesabıma değil Hayriye ile Fahriye diye tabii, bir hesap var diyorum. Sen hiç ardını arkasını falan araştırmadan direkt böyle 547 bin lirayı Hayriye'ye Fahriye'ye gönderiyorsun. Hayriye Fahriye kim? Adını öyle adını koymuşlar. Şimdi insanlar güvenen insanlar bu Beril Talu'nun ve Kıvanç'ın çok yakın arkadaşları. Beril Talu sıradan bir insan değil. Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarından birisinde yaratıcı ve prodüktör. Yani bütün bu televizyonlarda izlenen reklamların bir kısmını bu kadın çekiyor ve ekibi çekiyor. Ve çok geniş bir arkadaş çevresi var ve onlar da reklam metin yazarı, prodüktör, işte yaratıcı ekipte, yok yönetici filan konumunda insanlar. Dolayısıyla Beril şöyle kazanıyor parayı, şöyle diyor: ben reklam çekeceğim, ben reklam çekeceğim. Bu kadın zaten reklamları çok iyi çekiyor. Ve bu çektiğim reklamdan, kazancımdan bana sermaye katana kar vereceğim diyor. İnsanları böyle kandırıyor. Önce veriyor kar, sonra vermemeye başlıyor. Daha az veriyor. Daha bir de kocasıyla beraber fenomen. Kocası da çok büyük bir şey yapıyor. Biliyorsunuz Instagram'da bir hesabı var. Var böyle tipler diye. Çok da başarılı. Yani hepinizin takip ettiği bir hesap. Çok da başarılı. Evet. Çok da başarılı. Bu arada yani, ben tamamladım mı abi? Yani çok ünlü bir reklamcı olduğu için reklam çevresinde olan herkes tanıyor. Benim de kızım başarılı bir reklamcı. Oradan da biliyorum. Kızım da tanıyor. Baba diyor, bütün arkadaş çevresi benim arkadaş çevrem ve hepsi kalbur üstü. Yurt dışından falan ödüller kazanan insanlar bunlar. Allah ve paraları da çok iyi de kazanıyorlar. Dolayısıyla arkadaş güveniyorlar. Çevresi çok var. İstediği bir isteği yaparsa ister reklam. Dolandırıcı ya. Oradan dolandırıyor ama. Dolandırıcı. Tosuncuk'tan ne farkı var bunların? Aynen o hesaptan. Aynen o hesaptan. Bırak Allah aşkına. Ben bu çiftle bu Etiler'de bir mekan var B harfiyle. Ay bu ara çok meşhur ya. Bu ara dediğim son iki sezondur çok meşhur Etiler'deki o B harfli mekan. Orada böyle bir program yapıyorlardı eşiyle birlikte akşamları. Böyle işte bir arkadaş ortamı gibi, ev ortamı gibi bir ortamda. İşte kelime bulmaca gruplara falan ayırıp böyle arkadaş ekibini, ama arkadaş ekipleri o kadar varlıklı aileler falan ki, hani soyadlarını verip de ifşalamayayım buradan onları da. Hani çok bildiğimiz, adı sanı geçen çok önemli soyadlara sahip ailelerin çocuklarıydı bunlar. Ve herkes o kadar iyi arkadaşlıklarla, o kadar iyi ilişkileri vardı ki, işte bu güvenle, bu arkadaş ortamıyla buralardan çok büyük miktarlarla 150 milyonluk vurgun yaptılar. Ama öyle işte ne siz oldu? Vuruluyorsunuz günün sonunda. Rezil. Rezillik. Aynen öyle. Evet, rezil. Parası olanı çarpıyorlardı ama bir ara gözleri çok fena döndü. Şoförünü de çarptı. Aha. İşte hizmetçisini de çarptı. Kimi? Falan filan. Varsa yapmışlar. Evet. Peki. Ay Allah. Peki. İnsanı şaşırtmasın. Rezil yani. Efendim, Filiz Akın da iyileşmiş, buradan söylemezsem olmaz masası. Ay olarak canım. Da son bir hastalanmıştı, hastaneden bir fotoğrafını görüp çok üzülmüştük. Merhaba diye bir paylaşımla birlikte sağlığına kavuştuğunun ne bilgisini mutlu. Bizlere ne vermiş, mutlu, biz daire iletelim. Allah evet. Başımızdan eksik etmesin. Çok çok değerli bir peki, reklam zamanımız geldi. Kısacık bir reklama çıkacağım. Bak çok kısa bir reklam bu sefer. Hani 3-4 dakikalık bir şey. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü önümüzde çok önemli konuşacağımız konular var. Gündemimiz çok birikti. Özellikle sevdiğiniz dizilerin yurt dışına satışları ve oralardaki başroldeki oyuncularla ilgili çok güzel gelişmeler var. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Efendim, ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz söylemezsem olmaz. Tüm hızıyla devam ediyor. Bir WhatsApp iletişim hattımız var. Sizlere hatırlatalım. 0552-770-06-23 efendim. Önemli bir hale geldi son günlerde WhatsApp iletişim hattımız. O yüzden mesaj atarsanız biz de sizlerle iletişime geçerek hem sizin mağduriyetlerinizi ekranlara taşırız hem de bildiklerinizi de burada haberleştiririz diyelim. Şimdi yeni konumuz İbrahim Tatlıses olacak. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç dedi. Acaba hangi evladını işaret etti? Öyle birisi var ki. İbrahim Tatlıses'in bir evladımı ayırıyorum diyerek şikayet ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, babasının açıklamalarına ne cevap verdi?
herkese saygı duyuyorum. Biz birazcık daha farklı şeylerle ilgileniyoruz. Sosyal medya hesabından kaldırdığı tatlı ses soyadını kimliğinden de çıkaracak mı? Hiç ait olmadığınız bir bedende durmak sizi mutlu eder mi? Babası İbrahim Tatlıses'le barışacak mı? Saygı da bir yere kadar, saygı da bir yere kadar. Magazin dünyasının kanlı bıçaklı baba kızı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses karşılıklı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yaz miras yüzünden birbirine giren ikili Beyaz Magazin'de içlerini dökmüş. Parmaklarım titriyor. Bilal Bey, elimahım titriyor. Sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına kızı Dilan'dan cevap gecikmemişti. El öpecek hiçbir şey yapmadım. Lütfen kimse de sonuçta babadır demesin. Benim babam toprağın altında, kendisi benim biyolojik babamdır. O günden sonra babasıyla küsen Dilan sosyal medya hesabından Tatlıses soy ismini silmişti. Baba kızı yeniden gündeme getiren Dilan'ın uçak kavgası skandalı oldu. Ne yapıyorsun? Uçakta kedisini kucağında taşımak isteyen Dilan, kendisini uyaran kabin görevlisiyle kavga etmiş. Bağıramazsın, manipüle yapma sakın. Ben kimseye bağırdım. Sen bana bağırdın. Duydum sesinizi. Sen bana bağırdın. Ya bakın ben ve bunu uçakta duydum. Hanımefendi uçakta. Bakışını da duydum. Havalimanında polisleri tehdit etmişti. Öyle. Kızının skandal görüntülerine İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulan fermuar yorumu gelmişti. Evet, bunu daha sonra başka bir gündemde. Hayatında yeni bir sayfa açan Dilan evini değiştirip olayın mahkeme sürecinde olduğunu söylemişti. Tabii ki olmak istemediğimiz bir pozisyon içine girdik. Çok mu memnunuz? Hayır değiliz. Ama haksız olduğumuzu söyleyenler var, haklı olduğumuzu savunanlar var. İki tarafa da çok saygı duyuyorum ama tek bildiğimiz bir şey var ki o anı yaşamadan kimse bilemez. Biz de üzücü bir şey yaşadık. Tabii ki böyle olsun istemezdik ama dediğim gibi biz şu an gerekli yerlere, biz de gerekli şikayetlerimiz tabii ki yargı önünde şu an yapıldı ve süreç hukuka taşındı. Baba kızın polemiğini geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yaptığı o açıklama yeniden alevlendirdi. Oğlu İdo ve eski eşi Derya Tunay'la kahvaltı yapan Tatlıses, mekan çıkışı "evlatlarımdan razıyım, biri hariç" diyerek tüm dikkatleri yine üzerine çekti. Babasının açıklamalarından sonra dün kameraların karşısına geçen Dilan konuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi. İbrahim Tatlıses'in en son açıklamaları oldu. Bir evladımı ayırıyorum dedi ama soru işareti bıraktı orada. Acaba o siz misiniz? Hiç üzerime alınmıyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Herkesin kendi fikri. Herkese saygı duyuyorum. Biz birazcık daha farklı şeylerle ilgileniyoruz ya. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Yani en güzel cevap insanlara başarıdır bence. Ben daha çok üzüleceğim konular benim daha ziyade hayvan meseleleri, insan meseleleri, böyle boş meseleler çok fazla ilgilenmiyor. Sosyal medyasından sildiği soy ismiyle ilgili şunları söyledi. Instagram'dan soyadını attınız ama kimlikten de attınız mı acaba? Kimliğimden. Ne güzel sorular soruyorsun sen. Yani buna cevap vermeyeyim. Bir yerlerden soyad atmak değil bu. Zaten şey gibi düşünün, yani hiç ait olmadığınız bir bedende durmak sizi mutlu eder mi? Etmez. O yüzden saygı da bir yere kadar. Ben gerekeni, saygıyı bir yere kadar gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum, çok gururluyum. Eşiyle ilgili soruya ise "yanımda olsun yeter" diyerek cevap verdi. Eşiniz bu konuya ne söylüyor? Eşim bertaraf, hiçbir zaman yani çok fazla karışmaz. Çok karışmasını da istemem. O benim yanımda var olması yeterli, destekçi olarak. O yeterli. Evet, magazin dünyasının kanlı bıçaklı baba kızı İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak. Biz en son Dilan Çıtak'ı biliyorsunuz ki bu uçak kavgasıyla çokça konuşmuştuk. Konuyla ilgili olarak İbrahim Tatlıses de şöyle bir fermuar hareketi yapmıştı ve kızıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmamıştı. Ama şimdi böyle bir açıklamayla tekrardan dikkatleri, gözleri kendi üzerlerine çevirdiler. "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç" diyerek Dilan Çıtak'tan bahsediyor. Bu konu tam da bu masada alev alan bir baba kız durumuydu. Hatta bizim yayınımızda bir düello gerçekleşmişti. İbrahim Tatlıses'in açıklamaları, Dilan Çıtak'ın açıklamaları, hatta Işıl Çıtak'ın açıklamaları yine burada gündeme damgasını vurmuştu.
O günden sonra çok şey değişti bu baba kızın arasında. Dedik ki asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Çünkü aralarında yaşanan olayların sadece sözlü değil fiziksel şiddet olduğuna dair imalar yaptığını da sosyal medyasında paylaşmıştı Dilan Çıtak. Tabii o dönemde birçok kadın yanında durmuştu. Onun üzüntüsüne üzülmüştü. Ancak Dilan'ın sonraki o öfke problemleri, o yaşadığı diğer maceraların basına yansıması ona çok fazla kan kaybettirdi bu baba kız konusunda. Ne oldu? İbrahim Tatlıses burada haklı olmuş oldu. Hatta dedi ki bunun üzerine ben daha ağzımı açmama gerek yok. Siz göreceğinizi gördünüz mesajını verdi. Ve baba kız artık bir daha biz baba kız olamayız dedikten sonra sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi. Ama hala da bir mahkemeye sunulmuş böyle bir evrak açılmış bir dava yok. Yani madem öyle bir cümle ettin, öyle büyük büyük bir konuşma yaptın kamuoyu önünde o zaman davanı açacaksın. Değil mi? Ben bu soyadını istemiyorum diyeceksin. Eşinin gerçek soyadını kullanacaksın ama sen bunu tamamen reklam için kullandın. Tamamen haber olsun diye kullandın. Sosyal medyada ben de alırım soyadımı başka bir şey yaparım. Bunun hiçbir kıymeti değeri yok. Ama bakalım İbrahim Tatlıses ne yapacak bu konuyla ilgili? Çünkü haklı bir sebep göstermesi neticesinde atabiliyor soyadından biliyorsunuz. Evet yani hukuki olarak. Atmıyor şey soyadını babasının soyadını bırakmıyor. Çünkü mirasçıyım dedi. Bırakırsa evet. Yani mirastan hak iddia edemeyecek. Dolayısıyla mirastan payını alacağı ümidiyle. Tabii bu Allah'ın takdiri kimin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Ama öyle düşünüyor Dilan Çıtak. Dilan Çıtak'ın bir görüntüsünü daha önce de izledim ben bu görüntüyü, röportajı. Sabah erken geldiğimde yönetmenim biz o alttaki yazıyı alıp Dilan Çıtak'a bir gerdanını gösterebilir misin lütfen? Allah sanki Allah. Orada evet şimdi tırnak izleri var, tırnak izleri var, tırnak izleri var. Nedir bu? Yani bu şey mi acaba? Ne yani, bu kendini mi yırttı? Bir şey yani birisiyle bir mücadeleye mi girişti? Nedir o tırnak izleri? Sen kedi besliyor musun? Kedi olabilir mi? Yapar kedi mı kedi? Olabilir. Yapar kedi olabilir. Kedi yapar. Yapar. Kedi evet. Kedi yapar. Kedi, yapar mı? Kedi mi yapmıştır? Ben kedi beslemiyorum ama o kedi tırmığına benziyor. Ya kendine bir zarar vermez değil mi? Yok. Niye versin? Ya o kedi tırmığı gibi. Neden öyle bir öfke şeyi falan patlaması? Ya bir de arkadaşlar i̇şte şuna dikkat edin. Onu düşündürtüyor yaptığı hareketler. Bu tırnak çizgisi oldu kesin. Ama tırnak çizgisi. Kedi, kedi. Hayvan mı? Kedi, kedi. Başka biri mi? Kedi mi? Kedi. Abi onu nasıl gördün ya? Ama yani dikkatli ya, bakınca. Dikkatli bakınca. Ha bir de uçakta kedi mevzu vardı. Tabii kedisi, kedisi. Ya kedisi olduğunu tahmin ediyor %80 ama %20 de başka ay, bir fayda. Ay bir insan deli olması lazım kendi kendine böyle yırtması için bilen ama Beyciğim, çok ne sağlıklı yapacaksın? Değil. Çok fevri bir kız ya zaten Dilan'da. Ya tamam öfke patlamaları var ona bir şey diyemiyoruz. Aynen İçinde İbrahim bir... Tatlıses'i istemiyorum falan. Yapmaz öyle. Niye yapsın? Ya şimdi bakın. Siz tabii yapın yorumunuzu. Ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. En son uçakta hostese bağırırken, çağırırken, saldırırken izledik. Yüksek sesini duyduk aşağıda polisle tartışırken polise yüksek ses. Şimdi burada sanki süt dökmüş kedi, yine kedi diyeceğim. Süt dökmüş kedi gibi Dilan Polat. Dilan Polat'ın şu Polat halini değil. Görünce... Dilan Polat nereden çıktı? Çıtak. Çıtak. Bizi masaya aldı. Bizim Dilan'larla sınavımız. Ne güzel, gerçekten. Evet ne güzel konuşuyor. Ne kadar tane tane, kibar kibar. Yani keşke babanla da İbrahim Bey'le de böyle diyalogların olsaydı. Kül tablası fırlatmasaydın da babanla ayrı düşmeseydiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'le Dilan Çıtak'ın hiçbir zaman sağlıklı bir diyaloğu olamayacak. Olmamıştı da zaten. Sadece bir denemek istemişlerdi. Acaba olabilir mi diye olamamıştı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Şimdi hani diyor ya İbrahim Bey diğer çocuklarım ve Dilan diyor ya ayırıyor ya. Evet. Bunun sebebi en büyük sebeplerinden birisi de Dilan'ın İbrahim Tatlıses'in kültürüyle, örfüyle, adetiyle büyümemiş olması. Yani Dilan kendisinden çok daha ayrı, bağımsız büyümüş bir kız. Çünkü niye? Annesi hamileyken, daha hamileyken annesini o şekilde mesela çok sevip, kabul edip doğmamış çocuğuna babalık yapmış bir baba figürü var Dilan'da. Ve yıllarca o babanın örfüyle, adetiyle, kültürüyle yoğrulmuş bir çocuk. Şimdi kalkıp da yıllar sonra geçiyor
Diyorlar ki işte İbrahim Tatlıses senin baban diyorlar. Hı. O kız bu sefer ne yapıyor? Televizyonda İbrahim Tatlıses'i izliyor, merak ediyor. Çünkü her çocuk kökünü merak eder ve onunla iletişime ve diyaloğa geçmek ister. Ne var İbrahim Tatlıses'in kökünde? İbrahim Tatlıses İbrahim buram Anadolu'dur yahu. İşte onu ne söylüyorum. Ne, şimdi ne? Bak diğer çocukların evet. annelerini inceler bakarsak. Yani bir şeyi eğer konuşacaksak köküne inelim artık. İyi köküne ne var? Şimdi bakın Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş. Hı. Evet. İdo'nun annesi Derya Tuna. Ayşegül'ün şeyin Ayşegül'den olan çocuğun adı neydi? Karıştırıyorum artık ben. Melek ya. Ada. Melek Ada. Evet. Ayşe'den, Ayşegül'den. Şimdi evet. hepsine baktığınız zaman bir çocuğu yoğuran, büyüten annedir. Evet. Bu anneler İbrahim Tatlıses'le her zaman için diyaloglarını yürütmüş, hayatlarının bir köşesinde varlığını sürdürmüş annelerdir. Dilan annesi de yürütseydi. O da şimdi bakın olay farklı Bilal Beyciğim. Yani Dilan'ın annesi İbrahim Tatlıses'in hayatında önemli bir yer teşkil etmemiş ki. Hani işte söylenirse bir günlük, bir anlık, bir şunu demek dakikalık ya, bir olay anne deniyor. Anne yetiştiriyor ya çocuğu aslında. Baba geliyor uzaktan şimdi, seviyor, öpüyor, işine gücüne gidiyor ya. Evet, evet. Anne yoğurur çocuğu büyütür. Anne yoğurur. Evet. Anne karakterinde çok önemlidir karakter gelişiminde. Ama uyumda, şimdi soyunda. Bu kız bir baba figürüyle de büyümüş. Anneyi de dinledik ya yayına bağlandı. Babaya sen o şekilde büyütürsen ona evet. aşılarsan çocuk yaşta. Baba şöyle, babam böyle, babam böyle dersen o çocuk büyüse de bu duyguları değişmeyecek. Öfkeyle büyüyecek i̇şte, o babaya. Şimdi sonra diğer ilerleyen yaşta ne oluyor? Bak kafasına kül tablası fırlatıyor. İşte bak anne onu, yaptı bunu. İşte anne yaptı o, ve o ya. O da niye babasının nüfusuna girmek istedi? Girmeseydi o şimdi zaman. Büyütülme madem tarzında ediyor, babanın madem, örfü, ha? adeti, kültürü çocuğa işlenmemiş. O zaman girmeseydi. İşlenmemiş. Şimdi annesi bakın, onu da söyleseydi. Artık olan olmuş biten bitmiş. Hayır, hayır. Neyi söyleyecekti hayır, annesi? İbrahim Tatlıses'in nüfusuna girme kızım deseydi. Madem İbrahim Tatlıses'i bir düşman gibi göstermiş. Senin konuşmandan onu anlıyoruz. İbrahim Tatlıses Anadolu'nun kendisidir ya. Ama dikkat İbrahim edersen Dilan babasını ya. Tanımak istedi. İbrahim babasının Tatlıses yanına gitti. Öncü değildir ya. Ama işte bir şeyler olmayınca olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Evet. Bence ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İkisinin de selameti açısından diyaloğa girmesinler daha artık. Çünkü sen bu İbrahim iş, Tatlıses'in bu iş Perihan Savaş'a attığı tokatı biliyor musun? Yani ama anne Melek yansıtmamış Melek Zübeyde'yi. Çocuğunu nasıl yetiştirirken bunu yansıtmamış, bunu söylememiş. Senin yine babasına saygı duyması açısından evet. çok daha farklı konuşmuş olabilir. Zaten bir çocuk böyle büyütülmesi lazım. Bir anneyle baba ne sorun yaşarsa yaşasın bu çocuğun sorumluluğu veya yükümlülüğünde değildir. Evet. Işıl Hanım'da mı kabahat yani? Ya ben Işıl Hanım'da kabahattir diyorum. İbrahim'de de kabahattir diyorum. İkisinde de kabahattir. Ben Dilan'ı burada daha mahzun görüyorum açıkçası. Ama şu an Dilan bir canavara dönüştüyse de bu içindeki öfke, bu içindeki hazmedemediği olaylardır. O yüzden de bence bu biriktirdiği öfke ve şey hiçbir zaman içinde düzelmeyecektir babasıyla alakalı. O yüzden de benim tavsiyem sadece şu olacak bu saatten sonra Dilan'a. Hı-hı. Sakinliğini korumasını ve en azından İbrahim Tatlıses'i herhangi bir büyük olarak görüp saygılı olmasını isteyeceğim. İbrahim Bey'le herhangi Bey'le bir büyük olarak görecekse çıksın nüfusundan çıkıyor. Olur mu? Hayır, kimse kimseyi kabul etmiyor zaten. Herhangi bir büyük olarak, ya, olarak. Ya siz istediği kadar çıksın deyin. İbrahim Tatlıses'in vicdanı. Git babanın elini öp demen lazım senin. Bak ya. İbrahim Tatlıses kızgın da olsa Dilan'ın hakkını verecektir. Ben size söyleyeyim. İbrahim Tatlıses köşedeki süpürge mi ya? Git İbrahim herhangi biri olarak görürsün. Ya o yüzden zaten görüşmesinler. O diyaloğa geçmesinler. Bak ben bu konu açıldığı zaman kıpkırmızı oluyorum. Bu arada Sayın İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak Hanım efendim. Kendi de bağlanabilirler. İsmi geçenler yayınımıza isterlerse kendilerini ifade daha edebilirler. Daha olacağına inanmıyorum. Yok, daha yok. Gerildi. Hatta barışmak için Ahmet Tatlı'ya böyle yengeç yanaşıyor Dilan. Hani ben yapamıyorum. Sen destek ol babamla beni bir araya getir mesajları aslında bunlar. Ama Ahmet de bu duruma yanaşmıyor şu anda. Yani kendi de yaşadı babasıyla yaşadı, bu sıkıntıyı. Tabii, yaşadı. Kimse de onları ama barıştırmaya Ahmet, da çalışmadı aile Ahmet, bu da bir gerçek. Urfalı bir annenin, Urfalı bir babanın kültürünü alarak yetiştirilmiş bir çocuk. Lütfen. Bakın bunları ayrıştırın. Şimdi kendi kültüründe. Tabii ki kendi kültüründe. Ama böyle bir kültür yok yani. Şu an Dilan Çıtak'ın son zamanlarda ekranlara yansıyan hareketleri bir kültürün sebebiyeti değil. Kültürün ya da tek babasız büyüyen çocuk Dilan Çıtak değil.
Hani biz İbrahim Tatlıses'te ilk onu kabul ettiği zamanlardaki baba kız ilişkilerini de gördük. Dilan Çıtağı biz İbrahim Tatlıses, Tatlıses soyadı olmasa tanımayacağımız bir insandı. Yani Dilan Çıtak babasının yanına normal bir vatandaş olsaydı, normal bir amca olsaydı farklı bir ilişki kurardı. Ama Tatlıses soyadı ve Tatlıses mirasından sonuç olarak yararlanacak olan Dilan Çıtak da hadi o zaman soyadını reddediyorsun. O kadar erkeksen, o kadar delikanlıysan babanın mirasını da reddetsene. Miras haktır ama. İşte dedim tamam, miras haktır. Ha, tamam haktır. Bu miras haktır. O zaman davranışlarına bir kız bence, evladı olarak bence babana diyaloğa, davranışlarına dikkat edeceksin. Bence ikisi de birbiriyle diyaloğa geçmeden hukuk üzerinden bunu bir neticeye kavuşturabilirler. Çünkü onların diyaloğa geçmesi ya. İkisi açısından da sağlıklı değil. Neden katılmıyorsunuz? Ya mirası hak etmek için tamam. Ne olacak mirası hak etmek için? İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtağ'ın üzerinde de büyük anne hakkı var ya, o zaman. Allah aşkına öyle bu kadar manevi basit, olarak değerlendirirsek. Ya bu kadar basitleştirmeyin anne çocuk çocuk baba ilişkisini ya. Ben basitleştirmiyorum Bilal Beyciğim. Sadece DNA'da ispat edildi. Hadi adam rahmetli olduğu zaman mirasın 4'te 1'i olur mu öyle şey ya? Şey. Ya ne olacak? Onun babalığına kıymet ver, değer ver. O da seni evlat olarak saysın, sevsin. Ya işte tekrar. Bunu denediler bunu ama yapamadılar. Bir bakın bir hayır yapamazlar. Yapamazlar. Dilan çünkü başka bir baba figürü var onun önünde. Bak, ona baba demiş. İbrahim Bey bu kadar büyük tepki göstermeyecekti. Dilan şunu diyene kadar benim babam Cem Çıtak'tır. Biyolojik baba olmayla olunmuyor lafını söylediği an İbrahim Bey orada bitirdi. Aslında gerçek duygusunu söylemiş Dilan orada. Evet. O zaman dedi tamam madem öyle ben senin baban değilmişim ya dedi. Çık soyadımdan. Çık istemiyorum seni dedi. Öyle dedi. Madem öyle çık. Verdiklerimi de geri ver dedi. Ay o da olur mu? Canım verdiklerinde geri ver ne demek yani? Bu çocuk diyor sanki. Oyuncak mı yani? Biraz da küstüm, olacak. Küstüm oynamıyorum i̇ster al geri ver olsun, geri. İster kim olursa olsun. Bir duruş sergilediysen devamını getireceksin. Kaldı madem ki. Madem öyle diyeceksin tamam al. Verdiğin ben öyle her şeyi düşünmüyorum. Al. Soyadını da istemiyorum baba. Ben öyle düşünmüyorum. İstemiyorum diyeceksin. Dilan'a kızdığım öyle. Çok noktalar var ama Dilan Çıtak'ta İbrahim Tatlıses'in her anneden bir çocuk yapmış bir insan İbrahim Tatlıses'te her çocuğun hakkı olduğu gibi Dilan'ın da o hakkı vardır. Olmalıdır da miras bu kadar. Miras beklentisiyle hala soyadını koruyor diyorsun o zaman. Miras beklentisi deyin o deyin bu deyin. Yani bu haktır. Evet miras haktır. Tamam miras hak olabilir ama kendisinin de Dilan'ın da bu son röportajında vermiş olduğu cevaba da bakarsak ben kendi soyadımla kocamın soyadıyla çok memnunum. O zaman kocanın parasıyla da mutlu olacaksın. Babandan gelecek mirası beklemeyeceksin. Öyle değil mi? Yani şimdi babasından gelen mirası bekleyip de yaşını daim etmiyor bu kız. Yani, bu kızın da bir meslek, kocasını da harcıyor. Bir bileziği var, bir mesleği var, şarkı babasının söylüyor. Babasının adı olmasa, soyadı olmasa ben... Babasının soyadı olmadan önce de kız şarkı söylüyordu ama kendi kendine söylerdi öyle TikTok'ta falan çekerdi, yayınlardı işte. Yoksa kim tanıyacak? Kadarını. Kim şarkısını ezbere biliyor? Bir tane şarkısını söyle bana Dilan Çıtak'tan. Şimdi Dilan'a saygı duyulmasının sebebi İbrahim Bey'in kızı olması. Herhangi bir sahneye tamam. Konuk gittiğinde bile İbrahim Bey'i çok severiz. Kendisi onun kızıdır. Ne olmuş? Bak saygı, şimdi babadan duyulan bir saygı tamam, da var. Tamam İbrahim Tatlıses hiç olmayacak kadınlara bile saygınlık şekilde. Vermiş bir insan. Yani öyle veya böyle evladına da versin bunu yapsın yani ne olacak ki? Peki neyse. Baba kız arasındaki gerginlikten biz gerildik efendim. Şimdi bir baba kız kavgasından bir baba oğul kavgasıyla devam edeceğiz. Yine ünlü camiamızda Küçük Emrah, hepimizin tanıdığı Küçük Emrah. Bir baba oğul kavgası hatırlatalım. Son gelişmeler yaşandı. Emrah yine evlat ayrımı yaptı. Oğlu Tayfun'un en mutlu gününde bile yanında bulunmayan Emrah yine evlat ayrımı yaptı. Oğlu Tayfun'u bir türlü benimsemeyen Emrah hangi davranışıyla yürekleri yaraladı? Küçük Emrah. Baba sevgisine çocukluktan beri hasret kalan Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilgili hangi duygulandıran sözleri söylemişti? Türkiye onu Küçük Emrah olarak tanıdı. Müzik kariyerine başladığı 80'li yıllarda önemli başarılara imza atan Emrah, 90'lı ve 2000'li yıllara damgasını vurdu. Emrah bir magazin skandalıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Hayranı Ebru Çolak'ın 4,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu Tayfun'un biyolojik babası olduğu resmi olarak belgelenmişti. Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun,
Tayfun televizyon ekranlarından babasına çağrıda bulunuyordu. Tayfun baba sevgisine kavuşmayı bekliyor. Emrah ise mahkeme devam ediyor diyordu. Yıllar sonra Survivor'a katılan Tayfun yarışmada babasıyla ilgili yaptığı açıklamayla izleyenleri hüzne boğdu. Yani oğlum diye beni gurur duymasını. Bir kez daha sarılmasını çok isterdim. Tayfun'un babasıyla arasında geçen olaylar yürek burktu. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında Eda Irap ile Tayfun Erdoğan hayatlarını birleştirmişti. Nikah töreninde gözler Emrah Erdoğan'ı aradı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, Tayfun'a her zaman yanında olmaya söz verdi. Emrah'ın konseri iptal oldu. Emrah, İngiltere'nin başkenti Londra'da sahne almaya hazırlanıyordu. Ancak talep az olduğu için iptal edildi. Yönetmenim ekrana getirdi, evet şimdi. Bu konserle açılacak turne. Cumartesi günü, 19 Ekim Cumartesi günü, yani 2 gün sonra konser yapılacak. Gördüğünüz gibi renkli salonun renkli olanlar satılan biri, evet, biletler. Evet, 5'te biri ancak dolmuş. Dolmuş. Emrah'tan olay paylaşım. Oğlu Tayfun Erdoğan'ın en mutlu olduğu günde nikah masasındayken Tayfun'u yok saydı ve bu paylaşımı yaptı. Evlatlarım, hayatımın anlamları, iyi ki varsınız. Dünya bir yana, Elyesam'la Eleysam bir yana. Sizi çok seviyorum, canlarım benim. Mesajıyla tepki çeken paylaşıma imza attı. Geliyoruz bu serüvende yaşanan son olaya. Yine Tayfun'u yok saydı. Emrah Erdoğan gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Elyesa'yı sahnesine çıkardı. Küçük Emrah. Emrah'ın bir oğlunu sahiplenip diğerini yok sayması, evlatları arasında ayrımcılık yapması çok büyük tepki aldı. Küçük Emrah. Evet, küçük Emrah diyor oğlu Elyasa'ya, ancak aslında ondan daha küçük bir evladı var, büyük olsa da ilk oğlu. Tayfur onu reddediyor. Tabii böyle olunca da gündeme maalesef ayrımcılık yapıyor haberleriyle, böyle masamıza taşınıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hemen izleyenlerimize de soralım, bizlere katılsınlar. Vallahi bir şey söyleyeceğim anneciğim. Bizim yeni bir küçük Emrah'a ihtiyacımız yok. Bizim bir babaya ihtiyacımız var. Yani. Güzel. Şimdi az önce konuştuğumuz konunun aslında aynısı, karakterler farklı. Karakterler derken, hani bir tarafta Dilan Çıtak, bir tarafta Tayfun'u koyun. Saygıya bakın, hürmete bakın. Bir de bu şekilde de değerlendirmek lazım. Hani aslında baba olarak aynı figürler, istememe konusunda, yıllarca sahip çıkmama konusunda. Ama evlat olarak Tayfun inanılmaz vefalı bir çocuk, saygılı bir çocuk ve babasına deli divane, aşık bir erkek evlat. İkon olarak belirlemiş. Bakıyorum, gerçekten çok üzülüyorum bu arada. TikTok'ta falan videolarına bakıyorum. Emrah'ın hık demiş, burnundan düşmüş gençliği kopyası. O da uzaktan izlemek zorunda olmaktan ezberlemiş bütün hareketlerini. Danslarına kadar, mimiklerine kadar babasının kopyası bir delikanlıya dönüşmüş. Hatta evlendi de, artık hani delikanlı dedik ama koca adam oldu. Yuvasını da kurdu. Ve en çok orada görmek istediği babası yine yanında yoktu. En özel gününde. Değil mi? Niye bundan yalnız bıraktı? Yine ıssız bıraktı. Ne yaptı? Bir ev aldı Bursa'da. Ananla oturun dedi. Size sus payı. Bir daha da ne sahip çıktı ne de oğluna babalık yaptı. Zaten feragatname imzalattı. Aslında evet, orada da kendi yapmış. Öz oğlunu bir oyuna getirdi. Yani bir tane ev verdi. Hiç haberi olmayan, bu konularda tabii ki bilgisi olmayan Tayfur da o feragatnameyi imzalayarak kendi hür iradesiyle mirası reddetmiş oldu. Evet, bu evlat da, bu gösterdiğin çocuğun, Allah ona da güzel bir gelecek nasip etsin. Her iki çocuğuna da. Amin. Tayfun'a da tabii öyle. Üç çocuğuna da. Ama bu yanında sahneye çıkardığın küçük Emrah dediğin evlat da Tayfun patates mi? Yani yahu hiçbir çocuk annesini babasını seçmiyor. Kimse kusura bakmasın. Ama anne baba olamayan sanatçı da olamaz. Oldu mu zannedersin? Olamazsın. Sanatçı dediğin halkına örnek olmalıdır yahu. Davranışlarıyla, yaşantısıyla, yani topluma mesaj verdiği mesajlarla,
Sen evlat ayırıyorsun ya. Allah'ın sana verdiği evladı yok sayıyorsun. Ve Hande'nin de çok güzel söylediği gibi ya onu adeta oyuna getiriyorsun. Notere gidiyorsunuz birlikte. Sana diyor ev alacağım ama burayı imzalayacaksın. Çocuk da büyük bir sevinçle annesini arıyor Bursa'yı. Annesine diyor ki babam bana ev alacakmış anne şu kağıdı imzalasın. Kadıncağız yıllarca kira ödemekten anası ağlamış. Hayata karşı hep yenik ev sahibi olacak. Tamam oğlum diyor imzala diyor annesi. İmzalıyor. Bu mudur yani babalık? Onda o imzaladığı kağıtta da ömür boyu hiçbir şey istemeyecek. Hiç mirastan da pay istemeyecek. Hiçbir şey istemeyecek. Böyle bir kağıt imzalatıyorsun Emrah. Yani bu sanatçı olmanın gereği mi böyle bir şey? Ben buna sanatçı diyemem. Kusura bakma. Bak Allah ayağına dolandırıyor. Neden? Evlatlarınla sınanıyorsun. Dünya turnesine çıkıyorsun, çıkıyorum diye her yerde haberin yapılıyor. İlk ayakta dünya turnesi falan iptal ediliyor. İşlerinde geriye gidiyorsun. 30 sene evvel söylediğin, çıkardığın şarkıyı söylüyorsun hala. Hala onlarla anılıyorsun. Seni dinlemeye gelen oraya 1000 kişi varsa Londra'daki konserine bu 30 sene önceki şarkılarını dinletiyorsun onlara. Sonra ürettiğin hiçbir şey tutmamış çünkü. Tutmamış. Evladınla sınanıyorsun. Sen hayırlı bir baba olsan Allah da sana verir de verir. Verir de verir kardeşim. Ama değilsin. Ya şimdi Emrah'la Tayfur'u artık konuşsak ne yazar, konuşmasak ne yazar? Tayfur. Ha Tayfur. Tayfun. Tayfun canım. Tamam Tayfun. Tayfun dedim zaten. Tayfur mu dedim ne bileyim işte. Nide'nin neyse. Konuşsak ne yazar, konuşmasak ne yazar? Yıllardır zaten bu konuşuldu. Yıllardır yine aynı bu İbrahim Bey'le Dilan Çıtan mevzusu gibi. Artık uzadıkça uzadı. Tüm Türkiye Emrah'ın üstüne geldi. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi değil mi? Şimdi o zaman Emrah'ın artık Tayfun'a karşı kalbi katılaşmış. Ve bir erkeğin kalbi katılaştığı zaman da bakın bir anneye benzemez bir baba. Kalbi katılaştığı zaman ne yaparsanız yapın onu döndüremezsiniz geri. Yani o duyguyu, o babalık duygusunu oğluna verdirtemezsiniz. Bu aslında bazen çocuklar için de geçerli oluyor. Burada da Dilan'ı görüyoruz. Her ne kadar babaya karşı iyi olmak istese de içindeki o öfke, içindeki aslında o fırtınalar babaya karşı katı yapmış kalbini. O yüzden o şey kumandalar atılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Tayfun'un yaşadığı kolay bir şey değil. Bakın burada babasını çok da seven, değer veren bir çocuk ve orada başka bir kardeşi yine o da onun kardeşi. Aslında bunlar kardeşler. Tabii canım. Birbirlerinden aynı kan bağı olan bu kardeşlerin ayrı büyütülmesi de yanlış bir şey. Bakın. Öz kardeş. Baba öz kardeşler. Şimdi anlıyorum. Burada Emrah'ı da anlamak istiyorum. Şimdi istenmeyen bir hamilelikten oluşan bir babalık duygusu. Ne kadar hani o şeye adapte olabilirsiniz onu da anlamaya çalışıyorum. Ama ne olursa olsun arkadaşlar şu gördüğüm görüntüler hiç hoş değil. Diğer bir evlada acı veren, acıtan bir şeydir. Tabii. Yok sayılmak. Olmaz. Şimdi ben o zaman yıllardır bu konu konuşuluyor. Benim Tayfun'a bir nacizane tavsiyem olacak. Bir ablası, bir annesi olarak yani benim de erken olsa tabii evlatlarım var. Şöyle bir tavsiyem olacak ve annesinin de onu o yönde yönlendirip telkin etmesini rica edeceğim aslında. Artık Tayfun kendi ailesini kurdu. Evet. Ve Tayfun şu dakikaya kadar rüzgarda savrulan yaprak misali bir o tarafa bir bu tarafa sürüklendi. Doğru düzgün bir iş sahibi olamadı. Doğru düzgün bir şeye adapte olamadı. Ama ne yaptı? Kendi ailesini kurdu değil mi? Şimdi kendi ailesindeki baba figürünü düzgün yapsın ve yürütsün. Çünkü ben Tayfun'un şu an hala bir işi olduğunu düşünmüyorum. TikTok'larda yayın olduğu söyleniyor. Yayın yaparak parasını kazandığı söyleniyor. Yani ileride hayatta kendi çocukları olacak. Umarım ki onlara iyi baba olur. İyi baba olsun. Yani kendi hayatına artık odaklansın. Çıksın Emrah'ın enerjisinden. Demin İbrahim Tatlıses'i konuşurken
İbrahim Tatlıses'in kültürü farklı, Dilan Çıtak'ın kültürü farklı. Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses babalık yapmadığı için Dilan Çıtak işte böyle olaylar çıkarıyor falan. Tayfun niye bu delirmiyor? Tayfun niye bu olayları çıkarmıyor? Tayfun'u nereden niye biliyorsunuz? Tayfun niye? Ay, gördün mü bir tane? Tayfun'un kendi iç dünyasında uçakta neler yaşadığını nereden biliyorsunuz? Gördün mü? Tayfun'un babasına kül tablosu ulan Emrah diye kapıyı açıp da girip de içeriye babasıyla kavga ettin, duyduk mu? Yok, öyle bir şey değil. Duyduk mu? Bu baba meselesi falan, asla bu kültür meselesi falan, bu içinde olacak insan, içinde olacak. Biraz da annenin de etkisi içinde oluyor. Olacak. Bakın her çocuk anne hamuruyla yoğrulur ve şekil İkisinin alır. İkisinin de anne durumu aynı. Evlilik dışı aynı, ilişkiler. Ama anne... Bu çocuklara suçu günahı ne? Ortak evet. Noktaları bak, doğru bir şey söyledi ama, şu an Didem. Ama. Bu çocukların suçu günahı ne? Gerçekten öyle. Bu çocuklar yani çocukluğunda çekiyorlar bu babasızlığı. Yetişkininde çekiyorlar. Yaş alıyorlar, hala aynı sendromu yaşıyorlar. Ebeveynlerin hırlaşmasının bedelini maalesef çocuklar ödüyorlar ama inşallah olmaz. Emrah en büyük sınavını oğluyla verecek bence. Veriyor Allah, zaten. Allah oğlunun eline düşürecek gibi hissediyorum. Çünkü o kadar be oğluna nispet yapar halde olmaz. Davranışlarda bulunuyor ki çocuk ayırt edilmez. O da senin evladın, onlar da senin çocuk evlatların. Gerçekten yapma. Masum. Masum yapma. Bir çocuk yani, garip bir çocuk. Hani böyle alma. İçine atan bir çocuk tabii yani. Tabii canım. Hiç babasına hani şimdi, saygısızlık yapmadı bugüne kadar. İki hiç tane örneği. İki ne tane kül tablası örneği. Fırlattı pardon. Şimdi, pardon sözünü kesiyorum. Evet söyledin abi. Ne kül tablası fırlattı babasına, ne televizyon kumandası tamam, fırlattı. Hiç biz yıllardır bunu konuştuk. Hiç Emrah'ın duymadık. Bir parçacık düşüncesi değişti mi? Sabit. Emrah da sabit fikirli bir adam. Ben onu da anlamıyorum yani. Nasıl bir insan ben bu kadar açıkçası... Böyle bir çocuk sahibi olmuş olsam bu kadar merhametsiz olamam yani. Sonuç itibariyle bu bir herhalde merhamet işi yani, ne bileyim artık neyin yani, bu senin öyle de olsa böyle de ne yaşamışsan yaşa. En azından askeri müşterekte bu diğer kardeşlerini bir araya evet. getirebilir Emrah. Ama nasıl bir kalp katılığıdır bu, ben bunu anlamış değilim. Ya bir değilim. De bakıyorsun çocuğa tıpatıp aynısı ya hani... Emrah'ın çocuğu olduğunu bilmesek, sokakta karşılaşsak Emrah deriz. Küçük Emrah, asıl Tayfun'a deriz. Sen kendi evladının sana benzerliğini bu kadar görüp de nasıl bağ kuramıyorsun? Resmen gençliğini, kendi küçüklüğünü, kendi küçük Emrah'lığını aslında Tayfun'da görmen gerekiyordu senin. Ama seni vicdanın affetsin ya Emrah. Çocuk gitmiş kardeşlerini görmeye, bakın yani hani ben abisiyim, büyüklük bende kalsın, hani ben gideyim, onlar benim kardeşlerim, kandaşım deyip gidiyor, kovuyor. Evet evet. Evet çocuğu evet, evden kovuyor. Evet. O derece bir nefretten bahsediyoruz. Kalbi ve katılaşmış. Hiç suçu yok. Tayfun ne yapmış olabilir ya? Allah insanın bir kalbini karartmasın. Ne yapmış olabilir? Günah değil mi ya? Sonuçta Tayfun'u yapan sensin. Sensin ülke ülke gezerken, konserler verirken, hayranların kapılarda, otel kapılarında, biz de biliyoruz, beraberdik, geziyorduk beraber. Biz de gazeteci olarak eşlik ediyorduk. O zaman bizim ünlülerimiz Avrupa'da gurbet konserleri çok olurdu. Televizyon falan böyle, her gün televizyon yayınları yoktu. Yok. Böyle magazin falan da yoktu. İnsanlar bir ünlü geldiği zaman ona ulaşmak için yarışırlardı. Konserlere giderlerdi. Öyle bir günde bir hayranıyla beraber oldu. Kendi hatası. Evet yani çok neydi? Ünlü isimler, çok da varlıkları güçleri olan babalar aynı zamanda, ancak yani evlatlarına sahip çıkamamışlar. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Fransa'ya gidiyoruz. Kana gidiyoruz. Fransa Kanda. Türk dizileri damgasını vuruyor. Hadi gidelim bakalım hangi ünlüler Kana damgasını vurmuş. Evet, dizi sektörümüz dünya çapında gerçekten çok ilgi görüyor. Bu konuda iyiyiz. Bu işi yapıyoruz yani biz. Hatta, o yüzden de damgamızı vuruyoruz dizilerimizde, hatta, değil mi arkadaşlar? En çok projeleri satılan ilk 3 ülkeden biriyiz. En çok dikkat çeken projeleri. Bunun kaymağını tabii ki sadece yapımcılar değil, oyuncular da yiyor. Bakınız, o Cannes fuarından beri Meryem Uzerli bir dünya starı oldu. Hala onun üzerine çıkacak bir projede yer almamasına rağmen... O format fuarına gitti ve orada boy gösterdiği için ve o muhteşem yüzyıl projesi yüzlerce ülkeye servis edildiği ve yayınlandığı için Meryem Uzerli, Meryem Uzerli oldu. Tıpkı başka birçok oyuncunun da olduğu burada gibi. Burada Ruh dizisiyle burada temsil ediliyor. Ruh dizisiyle yine tekrar ikinci bir projeyle yıllar sonra temsil ediliyor. Ama bu dizinin ki ben izledim açıkçası. İzledin mi? Muhteşem yüzyıl gibi bir çıkış yapabileceğini ve satış yakalayabileceğini düşünmüyorum. Benim
Fırsat verdiğim dizi Mehmet Fetihler Sultanı. Çünkü tarihi hikayeler ve bizim Osmanlı tarihimiz çok merak edilen konular özellikle arasında çok merak ediliyor ve çok ilgi duyuyor bütün ülkeler, Rusya, dünya ülkeleri. Balkanlar ve hepsi, İspanya'da. Hepsi inanılmaz yani, Meksika'sından Arjantin'ine, evet, Rusya'sından Amerika işte kıtasına doğru kadar gitti iş. Herkesin ilgi odağı projeler ve bu fuarlarda hem diziler hem yarışma programları, televizyon formatları satışa çıkıyor ve milyon dolarlar kazanılıyor. Çok büyük bütçeli işler ve aldığı zaman da sezonu tek bir projeyle geçirebiliyor alan satın alan kişiler, kanallar. Dizilerimiz son 3 senede %184 daha çok rağbet görüyor yurt dışı satışlarda. Dizi ihracatımız yaklaşık 1 milyar dolar civarına ulaştı. 2022 yılında 600-650 milyon dolar civarındaydı. Çok çok önemli bir rakam bu. 2023-2024 sezonunda en çok ihracat yapan yapımcı Kerem Çatay Ay Yapım. Toplam ihracat 45.2 milyon dolar. Yapımcının geliri arkadaşlar, yıllık geliri bu ihracattan, dizi satışından 660 milyon lira. Çok güzel bir para. Çok güzel bir para. Yalı Çapkını'nı yapan Onur Güven Atam'ın şirketinin yıllık geliri dizi ihracatından, yurt dışına 150 ülkeye satıldı diyoruz ya, yaklaşık 500 milyon lira. 500 milyon lira. Yalı Çapkını, işte Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir. Bunların yurt dışından pazarlanmasından. Osmanlı filmi, Kuruluş Osman filminin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın karı yıllık 440 milyon lira dizi satışından. Şimdi bu ihracat işi şöyle oluyor. Ciro'dan, ihracattan kazandığın paradan %15'ini dağıtımcıya veriyorsun. Dağıtımcı firma, yurt dışında seni pazarlayan firma oluyor. Geri kalan paranın yarısını, %50'sini televizyon kanalı alıyor, %50'sini yapımcı alıyor. Yani yapımcıya kalan para bu kadar çok olduğunu düşünürseniz, sadece yapımcının parasının bu 500 milyonlar olduğunu düşünürseniz, bu işin ne kadar karlı olduğunu, peki, anlarsınız. Peki oyuncular da alıyor mu? Bazı oyuncular, yani Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ. Başrol oyuncuları tekrar. Bazı oyuncular her satıştan ücret özel alıyorlar. Özel anlaşmayla, sözleşmede bunu yazıyorlar. Tabii. Çünkü bu projeler bu bizim başrol oyuncularına giderken anlaşmalarında biz yurt dışına satmayı düşünüyoruz projesi de yine maddeler arasında yer alıyor sözleşmelerinde. Tamam. O yüzden de tabii ki oyuncularıyla birlikte gittikleri için orada yapımcı PR'ını yapamaz. Oyuncu boy gösteriyor yani, dizinin başrol oyuncuları oraya gidip de dizilerinin tanıtımlarını yapıyorlar, boy gösteriyorlar. En bakalım bu dizilerden hangisi acaba burada pazarda satılacak, kendini gösterecek, öne çıkacak. Bu kadar yapımcı dedin Bilal abi. İflas eden bir yapımcı ile devam ediyoruz. Ay. Kadir Doğulu'nun yapım şirketi iflas etti. Fatih Harbiye dizi setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu ilişkilerini 2016 senesinde evlilik ile taçlandıran çift görkemli bir düğün yapmıştı. Sonsuza kadar ömür! Kadir Doğulu evlendikten sonra hem özel hayatıyla hem de iş hayatıyla gündeme gelmeye devam etti. Aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü aldattığı yönündeki iddialar bir taneyle sınırlı değil. Serra Arıtürk, rol aldığı Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile bu görüntüler aralarında duygusal bir şeyler var olarak yorumlanmıştı. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Derya'ya yakın, dünyadan uzak. Eğlence mekanında fazla samimi görüntüler. Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında bir kadınla aşırı yakın davranışları Neslihan Atagül'ü aldatıyor yorumlarına neden olmuştu. Neslihan Atagül bu görüntülerden sonra nasıl bir aksiyon alacak merak konusuydu. Güzel oyuncu yüzüksüz paylaşım yaparak tepkisini göstermişti. C
Çıkan bu görüntülerden sonra Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu arasında ayrılık rüzgarları mı esecek? Çifti ilerleyen süreçte ne bekliyor soruları merak konusuydu. Neslihan Atagül'e bu sorular yöneltildiğinde bakın nasıl yanıtlar verdi. Herkes kendine göre algılıyor ve herkes kendine göre yorumluyor. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun. Bunu isteriz. Tüm bu yaşananların üstüne sünger çeken çift romantik hayatlarına devam etti. Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e çıkma teklifi. Neslihan Atagül'ün sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma Kadir Doğulu yorum olarak 2B'den Neslihan, ben 4D'den Kadir, senden hoşlanıyorum, benimle çıkar mısın? Evet mi, hayır mı? Diye 8 yıllık eşine çıkma teklifi etmişti. Hamileliğini duyurdu. Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu ilan etti. Bebek iddiası. Doktor kontrolünden sonra ultrason fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti bir bebek değil iki bebek dünyaya getirecekleri iddia edildi. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eltisi Nazlı Emir Doğulu'nun çocuğuyla fotoğraflarını paylaştı ve 20 hafta içinde kendisinin aynı şeyleri yaşayacağını paylaştı. İddiaları Neslihan Atagül'ün kariyerini olumsuz mu etkiledi? Geçtiğimiz dönemde adı tarikatla anılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başından dert eksik olmuyor. Çünkü manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar. Uyutmaz. Din kisvesi adı altında birçok yol, güzel yolun ortaya çıkarttığı o manevi gücü kullanmak ve taklit ederek insanların hem cebini hem de insan varoluş itibariyle de manevi bir enerji. O enerjiyi sömürmek adına bir sürü cemaatler, tarikatimsi çirkin şeyler kurulmuş. Ama bizden önce vardı Bektaşilik, bizden sonra da çok şükür olmaya devam edecek. Çok güzel bir yol. Ama ilgileniyorsanız gerçekten bir gün gelin soframa oturun. Neslihan Atagül'ün uzun bir süre ekranlarda görünmemesinin sebebi eşi Kadir Doğulu'nun tarikat veya kendi ifadesiyle Bektaşilik kültürüyle adının geçmesi olarak konuşuluyordu. Ta ki Neslihan Atagül hamile olduğunu açıklayana kadar. Hep beraber oturalım, muhabbet edelim. Bir derviş sofrasında da görün. Ben hep şunu derim, hanemin kapısı yok, eşiği var. O kapıyı da istediğiniz zaman, eşiyi de istediğiniz zaman aşabilirsiniz. Gelin beklerim. Ben tarikat demek yerine, bizden öncekiler de böyle diyor, Bektaşilik kültürü demeyi tercih ediyorum. Çok uzun bir dönem ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül, İşgal Günlerinde Aşk isimli yeni diziyle özlediği setlere geri döneceği açıklandı. Kadir Doğulu'dan bir skandal daha. Kadir Doğulu'nun iki İranlı ortağıyla birlikte kurduğu Alim Yapım ortalığı karıştıracak. Doğulu ve ortaklarının yapımcılığını üstlendiği dizide hem şirket çalışanlarının hem sette çalışanların hem de teknik malzeme aldıkları prodüksiyon şirketlerine ve kişilere paralarını ödemedikleri iddia edildi. Bunun üzerine çalışanlar Alim Yapım'ı dava ederken bir davada şirketlerden geldi. Bu son gelişmelerden sonra Kadir Doğulu ortaklarına jet hızıyla ayrılacağını bildirdi. Dizi çekimleri yarıda kaldı. Kadrosunda Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi gibi isimleri barındıran Aşkın Pusulası dizisi 6 bölümü çekilmiş, 7. bölümün çekimleri çalışanların ücretlerini ödemediği için yarıda kalmıştı ve dizinin çekimleri devam etmedi. Eşyaları tarikatına mı götürdü? Kadir Doğulu'nun Alim Yapım'da bulunan eşyaları bağlı olduğu tarikata taşıdığı iddia edildi. Doğulu kendisini arayan alacaklıların ise telefonlarını yanıtsız bırakıp ortadan kaybolduğu konuşuluyor. Uzun bir süre göz önünde görünmeyen Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün hamile olmasıyla ortaya çıktı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü gören alacaklılar birer birer avukatlarını devreye soktu. Herkesi kendin gibi sanma kardeşim benim. Kişi kendinden bilirmiş karşısındakini. Kapı duvar oldu. İranlı şirket ortakları ve Kadir Doğulu'nun ayrılması söz konusu olurken İranlı şirket ortakları koydukları sermayeyi alarak Alim Yapım'dan çekildikleri iddialar arasında yerini aldı. Şirket iflasını açıkladıktan sonra parasını almaya gelen mağdur çalışanlar şirkette kimseyi bulamadı. Madalyonun öteki tarafında ne var? İranlı şirket ortakları ve Kadir Doğulu iddialı bir giriş yapma düşüncesiyle başladıkları işte neden çalışanların ücretlerini ödemediler? Kadir Doğulu hakkında açılan ve ileride de açılabilecek davalardan çekinmiyor mu?
Evet, Kadir Doğulu'yu oyunculuktan sonra yapımcı olarak da izliyoruz. Ancak son olarak duyurdukları Aşkın Pusulası adlı dizinin çekimleri 6 bölüm çekildikten sonra 7. bölümde durduruldu. Tabii dizi setinde çalışanlar, oyuncular bu kadar emeğin karşılığını, durdurulan ve yayınlanmayacak bir dizide emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ancak ortada Kadir Doğulu yok ve yapım şirketi de iflas etmiş durumda. Bakalım Kadir Doğulu bu iddialara nasıl karşılık verecek? Şimdi Kadir Doğulu'yu son yıllarda hep şeyle görüyoruz. Yani bir tarikata devam ediyor ve orada önemli bir konumda, bir görevde. Kendisine güvenenler, inananlar, söylediği söz için ağzının içine bakanlar. O da zaman zaman bizim mikrofonlar aracılığıyla topluma mesajlar veriyor. Ne bu mesajlar? İşte dürüstlük, efendilik, ondan sonra iyi insan olmak, Allah yolunda. Yahu Kadir, Kadir Doğulu, senin dergahında insanlara, çalıştırdığın insanlara maaşlarını ödememe 3 ay, 5 ay gibi bir şey mi öğretiliyor? Bir şey mi anlattı sana büyüklerin, hocaların? Kul hakkı diye bir şey var. İlk önce bunu öğrenmişsindir herhalde oraya girdiğinde sen. Ne diyor Allah? Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Öyle değil mi? Bana da yazıyorlar, senin yanında çalışanlar. Daha doğrusu yazdılar, bu Ağustos'tan beri konuşulan bir durum. Yazdılar. 3 aydır maaşımı alamıyorum Bilal abi. Asgari ücretle çalışıyorduk zaten diğer arkadaşlarım gibi. Aylardır, 3 aydır maaş alamıyorduk. Şimdi de kapının önüne konduk. Sığar mı bu kul hakkını ödememek senin yaptığın işe? Dergahın böyle bir dergah değildir elbette. Elbette orada Allah'ın öğretileri de anlatılıyordur oraya devam edenlere. Ve senin tarafından da. Sen de diyorsun ki bir müşkülü varsa bana gelsin filan falan. Yani söylediğinle yaptıkların birbirine uymuyor Kadir. Kendine bir başka yapımcı yapsa bak kıyameti kopartmıştı biliyor musunuz Kadir Doğulu? Röportajlar vermişti, doğru, kötülemişti herkese. Bak çalışanların sesi çıkmıyor, gıkı çıkmıyor. Haftalarca hepsi evine ekmek götürdü, götürmek için bu işe girdi. Gördüğünüz gibi daha bir maaş bile, bir haftalık bir yevmiye bile alamamışlar. İhanet iddiaları, tarikat iddiaları, biz bir Allah'ın günü. Kadir Doğulu ismini güzel bir başarıyla, güzel bir haberle hiç duymadık, hiç anmadık. Yani burada kasıtlı bir durum söz konusu değil. Kadir'den yana böyle bir durum yok. Ama Neslihan'ın kariyeri de bitti. Bu evlilik yüzünden gitti. Yani biz burada defalarca bunu söyledik. Bu kız çok öne açık, çok başarılı bir kız. Çok iyi bir oyuncu dedik. Ama maalesef bu evlilikten sonra Neslihan'ın da enerjisi kaçtı. İşleri gelmiyor bu durum yüzünden. Çünkü artık onlar da kararları Kadir veriyor. Bu bağlı olduğu tarikat var ya, oradan evet, dolayı. Ve babasız büyümüş bir kız olduğu için o Kadir'in sahip çıkma duygusunu bambaşka değerlendiriyor o. O onun, benim ailem diyor, hani başka bakıyor, bütün kararlarında ona danışıyor. Tabii o tarikat da bunda etkili. Dolayısıyla artık bebekleri olacak, biz ne desek boş. İyi bir anne olacak ama o. Çok iyi bir anne olacağına ben de inanıyorum. Bir kız. Çok hem çok anne hem baba olacağına inanıyorum. O kadar bakacağız, çok çocuğuna sahip çıkacağına evet, inanıyorum ama Kadir'den hiç umudum yani yok. Yani Kadir'in benim kurduğu şirketten ne bekliyordunuz ki zaten, çok belliydi. O yüzden de nereden belliydi? Bir yapımcılık kolay bir şey değil arkadaşlar. Değil, yapımcı olabilmek için belli bir çevre, belli bir öngörü, tecrübe, deneyim. Yani şimdi baktığımız zaman Kadir'in nasıl bir geçmişi var ki yani? Hasbelkader bir dizide Neslihan'la oynadılar. Ha, Neslihan'ın kamera önü daha mesela hani tecrübe sahibi. Tabii, ama bu işler kamera önüyle de olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, onlarınki biraz aslında cahil cesareti olmuş. Yani bu işe kalkışırken yaparız demişler herhalde. En iyi biz biliyoruz demişler. Ama neye güvendilerse bilmiyorum. Tabii ki onu da bilemiyorum. Sonuç itibariyle tabii ki nahoş olan şeyler. Ya bir batabilirsin. Kere, battın ama tamam, çalışanların ama tabii canım, parasını tabii insan öden hakkını ödemek durumundasın. Bir de bu işlerde tamamladınız mı? Bir şey eklemek evet, evet, lütfen. Bu işlerde şöyle oluyor. Şimdi daha bu dizinin çekimine başlandığı zamanlarda dizinin herhangi bir şekilde bir kanalı yoktu. Daha herhangi bir yere satmamışlardı. Hani biz çekelim bir yerden başlayalım, biz bunu her türlü bir yere kakalarız düşüncesiyle hareket ettiler. 6 bölüm ilerlediler. Daha sonra bir dijital platformda herhalde yayınlanacağı açıklandı. G harfiyle başlayan. Hı. Ancak o da
anlaşmazlık demek ki olmuş ve o da istememiş, o platform da istememiş ki. Olabilir. 6 bölümü itibariyle bu dizinin çekimleri bitti. Bir de dizinin gerçekten önemli bir kadrosu var. Alperen Duymaz, Ali Sürmeli, Engin Öztürk, Büşra Develi, Levent Türgen çok önemli bir kadrosu ya var sen aslında. Çalıştırıyorsun. O zaman o sorumluluğa girmeyeceksin ya da cebinden vereceksin. Bir yere sattığın surette de ödemeni aldığında da onu kapatabilirsin. Ya 24 milyon lira sermaye koymuşlar. 24 milyon lira içinde bu çocukları çalıştırdığın 10 kişinin maaşını, 15 kişinin maaşını ödeyemeyecek misin? Kaç saat setteler biliyorsun değil mi abi? Kaç saat tabii. Yani? Evet. 15-16 saat günde en az. Bu konuyla ilgili de Cem Yılmaz bir açıklama yapmıştı. Cem Yılmaz da şöyle dedi. Bu konuyla ilgili derken de bu yazıp satma ya da öncelikli olarak satıp yazma eylemi. Cem Yılmaz dedi ki ben dedi öyle dedi başkaları gibi dedi. Hani işte çekeyim de satarım psikolojisi değil. Ben önce satarım işimi parayı ondan alırım. Sonra yazarım. Hani sattığım işi yazarım öyle açıklamasını yapmıştı. Hani burada da aslında Erşen hani orada bir ağırlığını sattı sonra yazdı. Hepsini doğru. Öyle. Bütün projelerini doğru. Önce satıyor, ondan sonra yazıyor. Evet. Evet. Yani bebekleri için de şunu söyleyebiliriz. Tabii ki onların bir hayaliydi, rüyasıydı, beklentisiydi. Yıllardır tüp bebek tedavisi görüyordu Neslihan. Yani evet. Dilekleri yerine geldi. İnşallah Allah kurtarsın. İnşallah kucaklarını alırlar. Abi, sağlıkla büyütürler. Evet. Yani, abi o yüzden evet. Herhalde biz burada şimdi bir erkek evlat sahibi olacaklar haberlerini vermiştik. Ancak evet. Bir ikiz mi acaba diye de bir soru işareti şu anda sorgulanıyor. Tüp bebek tedavisi gördükleri için de ikiz olabilme ihtimali yüksek. Vardır galiba. Yüksek. Evet, evet. Doğru. Evet. Peki. Gider İtalyan televizyonunu açıklarlar yaparlar. Artık. Peki. Evet, evet. Şimdi bir evli çiftimiz var. Onlar da bebek sahibi olacaklar. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan bahsediyoruz. İtalya'da biliyorsunuz evlenmişlerdi. Aile büyükleri katılmamıştı. Aile büyükleri için bir kez daha gelinlik, damatlık giyildi. Hadi gidelim o görüntülere. Evet, bir erkek bebeği sahibi olacak çiftimiz daha. Yani Pınar çok güzelleşmiş. Evet. Yani bu son tamam. Röportaj verdiğinde çok az bir makyajla harika gözüküyor. Ne güzel. Bayıldım. Vallahi çocuk saçlı geliyor olabilir. Neden alalım? Saçlı. Tabii ilk 3 ay zor geçiyor işte. Öyle şey, mi olurmuş? Tabii mide bulantısı. Saçlı bir bebek geliyor. Söyleyeyim ben size. Yani. Peki. Sağlıklı gelsin de. Sağlıkla gelsin. Sağlıkla. Evet. Bütün hamile annelerimiz amin. Sağlıkla kucaklarını Allah bebeklerini almayı nasip etsin. Amin. Kısacık bir reklama çıkıp hemen geliyoruz. Hiçbir yere ermeyin. O kadar. Efendim reklam öncesinde Pınar Deniz Kaan Yıldırım çiftinin bebeğini ve Roma'dan sonra burada kendi ailesi için yaptıkları düğün işte ekranlarınızda konuşuyorduk. Didem. Biz reklam arasında bir şey konuştuk. Acaba bebeklerinin adını ne koyacaklar diye. Öyle, bizi patlatan bir moderatörümüz var efendim. Hoşuna gitti ama. Dedim ki arkadaşlar bunlar bir gün dedim telefonda cart çürt diye kaydetmişlerdi. Çocuğun adını da böyle aptik gubidik bir şey koyarlarsa hiç şaşırmayacağım dedim yani. İki sevgilinin birbirini cart çürt diye kaydettiğini çünkü biz ilk defa duyduk. Aşkım bir tanem yazarsın. Cart. Yolun bebeğin falan. Çürt. Cart. Çürt. Bebeğin adı böyle bir şey olacak diye korkuyoruz yani. Öyle bir şey var, roman havası vardı var. Değil mi? Evet. Yani iki aile bu yemekte, düğün yemeğinde birleşti ve şeyi görüyoruz arkadaşlar. Ya biraz ciddi olacak ama statü farkını görüyoruz iki aile arasında. Bu onların mutluluğunu engeller mi? Yok Kaan Yıldırım'ın babası ihracatçı ve çok varlıklı bir aile. Öbür taraf biraz sanmıyorum. Daha gariban. He? Sanmıyorum. Ay yok engel. Abi. Çok iyiler. Çok öyle güzel mi? Olmuşlar. Harika bir dünür ilişkileri uyumlular ve aynı zamanda bence. Da öyle evet şey, hem Kaan'la Pınar arasında güzel bir uyum var. Onlar olmaz güzel mi? Bir çift olmaz. Oldular yani aileleriyle birlikte. Efendim neyse, haftayı tamamlıyoruz. De. Hayırlı cumalar diliyoruz. Çok güzel haberler alacağımız günlerimiz olsun inşallah. Önümüzde iyi hafta sonlarımız olsun efendim. Pazartesi olsun. Tekrardan bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Pazartesi. Hoşçakalın.